Hocam merhaba. Sesiniz kapalı. Ha, şimdi açtım herhalde. Var. Tamam. Merhaba Serkan. Şimdi biz bu YouTube'a şeyi nereden yazacağız? Sorularınızı oradaki yoruma yazabilirsiniz diye nereden duyuracağız? Senin de ses Serkan kapalı. Merhaba. şu an sesim geliyor mu hocam size? Şimdi geliyor. Siz kapalı. Şimdi açtım herhalde. Başladıktan sonra söyleriz hocam herkese. Tamam. İsteyen Merhaba Serkan. Şimdi biz bu YouTube'a şeyi nereden yazacağız? Sorularınızı oradaki yoruma yazabilirsiniz diye nereden duyuracağız? niye böyle oldu? Senin de ses Serkan kapalı. Merhaba. şu an sesim geliyor mu hocam size? Şimdi geliyor. Siz kapalı. Tekrar Daha niye sonra söyleriz hocam herkese. Tamam. İsteyen Merhaba Serkan. Şimdi biz bu YouTube'a şeyi nereden yazacağız? Sorularınızı oradaki yoruma bir yazabilirsiniz dakika diye hocam. nereden duyuracağız? Niye böyle oldu? Senin de ses kapalı. Şu an sesim geliyor mu hocam size? Biz sesi kapatsak acaba gelmeye devam edelim. Hocam eğer bilgisayarda açıksa YouTube arka planda onu kapatmamız lazımmış. Bilgisayardan açmıyorum ben şu anda şeyden. Evet, bilgisayardan sadece açacağız. Bilgisayarın açık değil. Şu an Canlı sohbet diyor. Ha buraya yazacağız değil mi? Şimdi ben telefondan da YouTube açtım. arka planda açık değil mi hocam şu an Hocam bilgisayarda? eğer bilgisayarda açıksa YouTube arka planda onu kapatmamız lazımmış. Evet. Bilgisayarım da açık değil. Açmıyorum ben şu anda şeyden. Evet, bilgisayardan sadece açacağız. Allah tekrar tekrar konuşuyoruz. Şu Canlı an sohbet diyor. Ha buraya yazacağız değil mi? Şimdi ben telefondan da YouTube açtım. hocam o arka zaman tek planda bir açık değil mi seçenek hocam kaldı şu an geriye. bilgisayarda? Ümit Hoca tek konuşacak. Biz de yazarak söyleyeceğiz. Eğer Bilgisayarım soru da olursa. açık değil. Açmıyorum ben şu anda şeyden. Evet, bilgisayardan sadece açacağız. Allah tekrar tekrar konuşuyoruz. Şu Canlı an sohbet diyor. Ha buraya yazacağız değil mi? Şimdi ben telefondan da YouTube açtım. hocam o Arka zaman tek bir planda açık değil seçenek mi hocam kaldı şu an geriye. bilgisayarda? Ümit Hoca tek konuşacak. Biz de yazarak söyleyeceğiz. Eğer soru Bilgisayarım da açık olursa. değil. Allah tekrar tekrar konuşuyoruz. Hocam o zaman tek bir seçenek kaldı geriye. Ümit Hoca tek konuşacak. Biz yazarak söyleyeceğiz. Eğer soru olursa. Merhabalar, yankı var mı şu anda? Telefon ya da bilgisayardan şu anda YouTube'unuz açık olmamalı. Açık ise de sesi kısılı olmalı. O yüzden yankı yapıyor olabilir. Sunum nasıl paylaşacağız Kubilay? Ben mi paylaşayım? Share mi yapayım? Mouse mu vereceksin Evet, bana? share yapabilirsiniz. Şu an yapabiliyor muyum? Serkan yetki verdiyse olabilir. Yani yankı yok da şey var. Tekrar tekrar söz bizim şeyler dönüyor konuşmalar.
O işte arka planda bir YouTube falan açıksa onun hoparlörden gelen şey mikrofona giriyordur. Oradan yani tekrar edebilir. Tamam, ben Yani şeyi YouTube açık olacaksa bile hoparlör kapalı olsun hocam. Bir sıkıntı olmayacaktır. Tamam, o zaman biz buraya kanala şimdi sohbet kısmına sorularınızı buradan yazabilirsiniz mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? YouTube'a Evet, oradan yazabilirler. yazabilir. YouTube'da yorum kısmı yazabilirler. Şu an yankı gitti. Evet. Tamamdır. Sağ ol. Kolay Teşekkürler gelsin Kubilay. size. Çok sağ ol. Serkan, bana bir host verebilir misin sunumu paylaşmak için? Vereyim hocam. Hemen veriyorum. Şu an paylaşabilirsiniz hocam. Share screen'e tıklayacaksınız. While other participant is sharing diyor. You cannot start screen share while other participant is sharing diyor. Başkaları paylaşırken paylaşamazsın diyor. O zaman ben kapatıyorum paylaşımı. Şu an paylaşabilirsiniz. Tamam. Geldi mi? Geldi mi? Geliyor şu an. Geldi Geliyor şu hocam. anda, geldi. Tamam. Kaç kişi gözüküyor Serkan? Bir bakayım hocam ben YouTube kanalımıza. Daha 3-5 dakikamız var zaten. Biraz saatlerimiz aslında oynama yapsak iyi olacak gibi. Erken oluyor da ondan sıkıntı oluyor. Koşa koşa işten çıkıp geliyorlar. 6:30 7 olsa daraltılırmış. Biraz bekleyelim olmazsa bir 10 dakika bekleriz ya. Olur. Bekleyelim. Evet, beklersek iyi olur hocam.
Gelebilirsin. Çocuk bir şey olmaz. Onun için... Katılımcılar herhalde 27-40-40 artıyor değil mi bu şey Serkan? Canlı sohbet
kısmındaki şişe sayısı bunlar değil mi? 42 olduk. Bakayım hocam ben de. Az önce 36 olarak gördüm. 36 ha? Evet, 35'ti. Şimdi Evet. 42. Evet doğru. Bir 5 Nasıl? dakika daha bekleyelim olmazsa. Tamam. Nasıl uygunsa fark etmez. Şu an yayını açmadın değil mi Serkan? Açıldı mı şu anda? Bekleniyor muyuz? Şu anda açık hocam. YouTube kanalından açık. YouTube kanalından açık. Tamam. Evet. Herkes görebiliyor şu an bizi. Katılan kişiler. Slide de yansıdı. Soruları o zaman siz mi okuyacaksınız? Nasıl olacak şimdi? Son karar niye verildi? Soruları buradan görüyoruz aslında, okuruz ya. Burada yorumları okumaya başladım ben. YouTube'da. Tamam. Ben Ama göremiyorum. şeyi göremedim. Biz bayağı açmadım herhalde. Açmak mı gerekiyor? Slide'ı görüyor muyuz burada kanalda şey? Evet, şu an yansıyor. Ben görebiliyorum hocam. Yayınımız 18'de başlayacaktır diyeni görüyorum ama. Siz farklı bir yerden mi bakıyorsunuz acaba? Ben şu an şu şekilde görüyorum. Aa, Allah Allah. Şeyden görüyorum da buradan Zoom'dan görüyorum ama dur bakayım. Şeyleri de okuyorum. Yazmaya başlamışlar ya. Ne derler? Yorum yapmaya başlamışlar. Bir bakayım bir dakika. Az önce siz de yorum yapmışsınız. Ben gördüm hatta da. Onları görüyorum da şey sadece yayınımız başlayacaktır yazısını görüyorum. Zoom'u yansıtmışız. Şeyi göremedim ben. Ben şu an tıklayabildim. Yani bir Bir daha daha çıkış bakayım. yapayım. Çıkayım bir daha gireyim. Olur hocam, olur tabii ki. Öyle yapayım. Okay, tamam gördüm. Hı, tamam hocam. Ben de gördüm. Tekrar baktım. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Ümit Hocam, çeyrek geçe başlayın isterseniz. 50 kişi olduk. Biz göremeyeceğiz onları galiba. Biz sadece burada. Ben sizi görüyorum çünkü. Üç kişi. Evet. Biz birbirimizi görüyoruz. Evet. Her zamankinden Ben farklı. size böyle şey vereceğim geri dönüt. Evet. Buradakilerden okurum arada. Bunları iyi oluyordu katılımcıların gözle görmek de. Evet, değil mi? O güzel oluyor da burada belki daha da çok katılımcı olabilir gibi geliyor. Herkese açtık ya. Evet. Bunu kaydediyorsunuz değil mi şey? Serkan? Evet hocam kayıtlı şu an. Devam Tamam. ediyor kaydımız. Tamam. Konferans bittiği anda kapatıyorum ben de. Tamam.
Size selam ediyorlar Ümit Bey. Tuğba Özkabakçı. Ümit Kabakçı. Bazen ben bilgisayardan bağlanıyorum şu anda. Bilgisayardan bağlanırken bazen bağlantı problemi oluyor. Ben Zoom eğitimleri verdiğim için telefondan bağlanmayı daha uygun görüyorum da. Şu anda sunumu ben yöneteceğim için bilgisayardan bağlandım. Eğer çok bağlantı problemi olursa, yani sesim falan çok giderse telefona geçebilirim. Uyarın beni, olur mu? Öyle. Tamam. Bazen öyle bir sıkıntı oluyor çünkü bilgisayarda. Tamam. Tamam. O zaman sunum olmayacak. Baş. Onu çekip alırız. Evet. Başlayalım mı? Peki, başlayalım. Evet, herkese iyi akşamlar. Ben uzman psikolojik danışmanı Ümit Akçakaya. Bugün sizle yaklaşık 2 saati aşacak bir paylaşımda bulunacağız. Bir sunumda bulunacağız. Konumuz da deprem travması karşısında kurban ya da kahraman olmak. İzmir şubemizle beraber, Psikoterapi Enstitüsü İzmir şubemizle beraber Ayşe Devrim Burçak hocamızın da girişimleriyle böyle bir çalışma yapmaya karar kıldık. Aslında biz uzmanlara yönelik bir program hazırlamıştık bugün, hı hı, için. Ama malum ülkemizde gerçekleşen, İzmir'de gerçekleşen deprem sonrasında herkese açık konumuzu da biraz travmaya çevirerek halka açık bir organizasyon yapalım. Çünkü bugün anlatacağım konu aslında psikoterapi süreciyle birlikte aynı zamanda hepimizin hayat hikayesindeki bazı böyle travmaların nedenselliği ve nasıl baş edeceğimize dair bir durum arz ediyor. Bu yüzden buraya da çok güzel uygulanabilir diye düşünerek bugün bunu çevirdik. Umarım etkili olur. Umarım bir iz bırakır. Öncelikle geçmiş olsun diyorum herkese. Özellikle İzmir'de böyle bir travmayı yaşayan vatandaşlarımıza, kişilere. Bugün umarım onlar için bir açılım olacak anlatacağımız konu. Çok değerli bir konu çünkü bu arada. Ondan biraz bahsedeyim. Kahramanın yolculuğu konseptimiz. Şimdi bu biraz konuya hakim olmayan ya da uzak olan kişiler için bir soru işareti olabilir. Çok da doğal. Ama benim özel ilgilendiğim bir konu bu. Doktora tez konum. Ege Üniversitesi'nde yapıyorum bu arada doktoramı. Orada kahramanın yolculuğu üzerine ve Jung kuramı üzerine bir çalışmam mevcut. Ve bunu psikoterapi olarak da seanslarımda kullanıyorum. Aynı zamanda eğitimlerimde kullanıyorum. Ve bir bakış açısı aslında bu. Hayatı yorumlama biçimi, başımıza gelenleri yorumlama perspektifi diyeyim. Ve bunu elde etmek, bu bakış açısını kazandırmak oldukça güzel açılımlar sağlıyor ve bizim hayat karşısında baş etme becerilerimizi geliştiriyor. Bu yüzden bunu biraz anlattıkça da size bir hitap edeceğini de düşünüyorum. Yani içinizdeki belli duygu durumlarını yorumlamanızı sağlayacak. Yani kahraman ne demek, kurban ne demek? Çünkü bu arketipsel bir konu. Arketipsel ne demek? Evrensel, geçerliliği olan, herkese uygulanabilir. Zamandan ve mekandan bağımsız bir durum. Ve dolayısıyla içimizdeki kahramanı tanımalıyız, içimizdeki kurbanı tanımalıyız. Ve bunların kahramanın yolculuğunu hayatımızda ve travmalar karşısında nasıl uygulayabileceğimizi bu sayede içselleştirmeliyiz. Bu önemli bir katkı sağlayacak, bir kazanım sağlayacak diye düşünüyorum. Özellikle şu an ihtiyaç duyan kişilere yönelik. Dolayısıyla başlayalım isterseniz. Şimdi bu anlatacaklarımın kuramsal temeli neye dayanıyor? İlk önce onu anlatayım. Analitik psikoloji ve Carl Gustav Jung kuramı üzerinden şekillenecek anlatacağım kuram. Psikolojiye uzak olan kişiler için Carl Gustav Jung aslında Sigmund Freud'un öğrencisi ve psikanalist, bir psikiyatrist. Ama Freud'dan bir süre sonra ayrılarak kendi oluşturan, analitik psikoloji kuramını oluşturan önemli bir kuramcı. Benim için de çok değerli. O yüzden onun kuramı üzerinden devam edeceğiz. Yani bu sunumu ona o şekilde yapılandıracağız. Şöyle bir paylaşacağım konulara bakalım isterseniz ana hatlarıyla. Bugün ne anlatacağım? Yani Jung'un kuramı açısından, analitik psikoloji açısından insanın ruhsal yapısını bir anlatacağım. Psişe diyor Jung buna. Yani ruhsal yapı. Sonra dualite ve eş zamanlılık olgularını anlatacağım. Sonra kolektif bilinç dışının ürünleri olarak mitler ve masallar, bugünkü konumuzda bağlantısı ne? Onu biraz çerçeveleyeceğim. Sonra Joseph Campbell, bir uzman bu arada, bir mitoloji uzmanı, bir yazar.
Amerikalı. O da Jung'dan çok etkilenerek kendi kuramını oluşturan bir araştırmacı. Monobit kuramı diye geçiyor. Onun kahramanın yolculuğu olgusu var. Zaten bugün anlatacağım konu da onun kuramından şekillendi. Ama kaynağını, kökenini Jung'dan alıyor. Jung'un kahraman hareketinden alıyor. Dolayısıyla bu altyapıyı oluşturduktan sonra, bu temelimiz önemli çünkü anlatacağım şeyler, sonrasında anlatacağım şeyler bunların üzerine binecek. Bu dört ayak olarak düşünürsek bunları. Sonrasında da işte bu yaşamdaki krizleri anlamlandırmaya çalışacağız. Bugün yaşadığımız deprem travması, bu da bir kriz biliyorsunuz. Bunun anlamı ve önemi nasıl yorumlanacak? Bunun üzerinde duracağız. Sonra travma ve yas süreci. Buraya gireceğim biraz. Sonra krizler karşısında kurban nasıl oluyoruz, kahraman nasıl oluyoruz? Bunları açacağım. En sonunda da kendin olmak ve bireyselleşmek olgularına yer vereceğim ki bu konularda bugün yaşadığımız travmalarla ya da hayatta yaşadığımız diğer krizlerle çok alakalı bir durum arz ediyor. Dolayısıyla buradan başlayalım isterseniz. Şimdi benim nacizane böyle kendi kendime ürettiğim bir metafor var, bir benzetme var. İnsan ruhsal yapısı nasıl? Tabii birçok kurama göre değişiyor bu bakış açısı da. Jung'un kuramını temel alarak ben kendimce bir kapalı çarşı metaforu buldum. Bir benzetme ortaya attım. Bu benim için de çok anlamlı oluyor. Ve soyut olan bir şey olduğu için insan ruhu biraz daha somuta indirgemek ve kendimizi tanımak açısından güzel bir şablon olduğunu düşünüyorum. Çünkü genellikle danışanlarımla seanslarımda da bunu kullanıyorum. Eğitimlerimde de ve herkese hitap ediyor bu benzetme. O yüzden bunu kapalı çarşı benzetmesi olarak düşünürsek, kapalı çarşılar vardır bilirsiniz her şehirde hemen hemen. Tarihi çarşılardır bunlar ve içinde bir sürü dükkanlar vardır. Şimdi İstanbul'dakini düşünebilirsiniz. İzmir'de de vardır illaki böyle bir çarşı. Kemer altında geldi aklıma şimdi. Şimdi bu çarşıyı devasa boyutta bir alan olarak hayal edelim. Büyük bir çarşı. Aslında yaşadığımız toplum bu. Ve içinde de dükkanlar var. Envai çeşit dükkan. Ve dükkanlarda insan kişilikleri. Bunu böyle hayal edelim. Bir sürü kişilik. Her biri birbirinden farklı. Her dükkan birbirinden farklı. Sınırları farklı, içeriği farklı, yapılanması farklı. İşlerinden biri de bizim dükkanımız. Bunu böyle bir hayal edelim. Bir tane dükkanda biz kapalı çarşıda var olmuşuz. Ve bu çarşı bizim için önemli. Neden önemli diye sorarsanız şöyle içimizdeki yapılanmayı anlatıyorum. Dükkanı kişilik olarak değerlendiriyoruz. Dükkanı kişilik olarak değerlendirirsek nasıl ele alabiliriz bütün bunları? Şöyle ki her dükkanın bir vitrini vardır, öyle değil mi? Bu vitrini bir hayal edelim. Genellikle de dışa yansıyan taraftır dükkanın. Yani sergilediğimiz taraflarıdır. Gösterdiğimiz dış dünyaya sergilediğimiz ve toplum içerisindeki varoluş penceremizdir. Vitrin. Şimdi vitrini düşünürsek işte bir esnaf da ya da bir dükkan sahibi de oraya toplum içerisinde var olmak için belli davranış kalıpları koyar, değil mi? Ve bunu şöyle hayal edebiliriz işte. Oturuşumuz, kalkışımız, konuşma biçimimiz, tarzımız, üslubumuz herkesin kendine özeldir. Ve bir insan olduğu zaman toplumda ya da iletişim halindeyken ister istemez bir vitrin devreye sokar insan. Buna Jung persona der hatta. Yani toplumda var olurken bir maske takıyoruz. Şu an ben mesela sizle konuşurken ister istemez bir uzman maskesiyle burada var olmaya çalışıyorum. Çünkü bu işlevsel bir şey. Ve bunun olması zaten bizi toplumla bütünleştiriyor, toplumu uyumlu hale getiriyor. Ve genellikle iyi olmasını, güzel görünmesini, değerli olmayı isteyen bir tarafımız var. Çok çok bunu önemseyen ve sürekli bunu gözeten, yani değerli olma çabası içerisinde olan bir vitrin sergilersek bu bir problem. Hiç umursamayan, tamamen vitrinsiz bir hayat sürmeye çalışsak bu da başka bir problem. Ama ortalama bir insan hayatta var olurken toplum içerisinde ya da çarşı içerisinde bir vitrin koymak durumunda. Değil mi? Bizim de vitrinimiz var ve bu durum vitrin kişilere göre de değişiyor. Yani ortama göre de değişiyor. Mesela şu anda ben bir uzman vitriniyim. Ailemin yanında bir evlat, oğlumun yanında baba, dışarıda resmi bir dairede bir vatandaş vitrini olarak hayatım devam ediyor. Dolayısıyla bunlar burada da biraz esneklik de var. Her zaman aynı vitrinle devam edemem hayatıma ve bununla ilgili zaten sorun yaşarım. Şimdi dolayısıyla vitrinimiz bu olsun. Dükkanımız var ya, kişiliğimiz dükkanımızda vitrinimize bunu koyduk. Şimdi vitrinden içeri girdiğimizi hayal edin. Bir dükkan alanı bizi karşılasın. Yani bir aydınlık bir alan. Görüyoruz, farkındayız. İçinde malzemeler var. Bunu da iç dünyamız. Yani şurada belirtmeye çalıştım, dükkanın içi. Burada da duygularımız, düşüncelerimiz, anılarımız var.
Ve buraya da bilinç diyoruz biz. Yani yum kuram açısından da farkında olduğumuz her şey, aydınlıkta olan her şey bu alanda. Şu an ben vitrin sergiliyorum, zihnimden bir sürü şey geçiyor mesela. Bir yandan mesela şu anda WhatsApp buradan görülüyor mu Ayşe Devrim Hocam? WhatsApp mesajları geliyor mu alttan? Mesela YouTube'dan geliyor mesajlar, görüyorum hocam. Hayır, benim bilgisayarımdaki WhatsApp mesajları geldi mi şimdi? Burada görünüyor mu? Ekranda çıkıyor mu? Görünmüyor. Görmedim ben. Görmüyoruz. Benim kafam oraya takıldı şimdi. O WhatsApp mesajları, saçma sapan mesaj gelirse de bu mesajı nasıl açıklama yapacağım diye gitti şimdi. Bak, dükkanın içi bu. Vitrini de iyi tutmaya çalışıyorum bu arada. Ama dükkanın içinde bu işlemledi şimdi. Dolayısıyla dükkanın içi bizim iç dünyamız aslında. Oradaki olup biten duygularımız, düşüncelerimiz, zihnimizden geçenler, anılarımız, geçmişimiz, hikayemiz. Bazı şeyleri dükkana koyabiliyoruz. Biraz önce ben mesela dükkanın içinden çıkardım bunu, koydum vitrine, söyledim. Bazı şeylerini kendimize saklıyoruz. Bu da gayet doğal zaten. İnsan olarak her şeyi her yerde söyleyemeyiz. Ama ne kadar çok şey saklayıp, ne kadar çok şey kapatıyorsak o derecede katı bir vitrinimiz oluyor. Yani böyle donuk bir vitrinimiz oluyor. Ne kadar çok iç içe dünyayı dışa vurursak o derecede sıkıntılı bir durum arz edebiliyor. Dolayısıyla bu dengeyi zaten sağlıklı bir birey kurabiliyor kendi içinde. Dolayısıyla akşam yatağa yattığımızı hayal edersek, kimse yoktur eğer birileri yaşıyorsanız tabii, dükkanın vitrinini kapatırız değil mi? Persona artık gereksizdir. İç dünyaya döneriz. Yani dükkanın içine gireriz. O günün muhasebesini yaparız. Bugün neler oldu, neler bitti. Bazı duygular hissederiz, üzülürüz, mutlu oluruz, öfkeleniriz, aklımıza geçen şeyler. Geçmişe gideriz, geleceğin kaygısını güderiz. Bütün bunlar zihnimizde olup biterken yavaş yavaş uykuya dalarız. Şimdi bakın, buradaki uykuya daldığımız alan da çok önemli bir alan. Buraya da dükkanın altındaki depo olarak hayal edin. Yani bir merdiven var bu şekilde görüldüğü gibi. Bu şekilde ben oluşturdum nacizane. Çok iyi değildim bu tarz konularda ama en azından şablon net olmuştur diye tahmin ediyorum. İşte burası depo. Burayı rüyalarımızda buraya yeniriz mesela. Burası bilinç dışı olarak geçer. Ve burası çok önemlidir. Bizim hayatımızda çok önemlidir. Psikoterapide çok önemlidir. Bugünkü işleyeceğimiz travma konusunda da çok önemlidir. İşte burası depo. Bilinç dışı. Burada ne var? Burada Jungian perspektifle baktığımızda aslında bastırdığımız her şey burada. Yani gün yüzüne çıkmaması için uğraştığımız korkularımız, kaygılarımız, düşüncelerimiz, açığa çıkardığımızda bize suçluluk hissettirecek, utanç duyduracak, toplum tarafından dışlanacak, her türlü kaygı, korku, olay, hikaye, travma, tüm bunlar depoda saklı ve bastırılmış olarak duruyor. Ve Jung der ki burası çok önemli dediler. Yani kişisel bilinç dışı insanın hayatında davranışlarına yön veren önemli bir unsurdur ve oranın aydınlığa mümkün mertebe katılması gerekir. Çünkü orada hikayemiz vardır, orada geçmişimiz vardır, orada çocukluğumuz vardır. Mesela bir yaralı çocuk vardır orada, travmalar yaşamış geçmişte. Annesiyle kurduğu ilişki problemli, babasıyla ilgili kurduğu ilişki problemli olabilir. Dolayısıyla bizim hikayemiz burada, korkularımız da burada. Buna Jung gölge hareketi der. Her şey olumsuz mu Jung'a göre burada? Hayır. Burada yaratıcı çocuğumuz da var. Kapasitelerimiz de var, potansiyelimiz de var ama çıkartamadığımız, hala orada duran. Dolayısıyla bizim psikoterapide yapmaya çalıştığımız aslında bu alana yapılan bir yolculuk. Çünkü burayla bilinç arasındaki bağlantının kopuk olması, yani bilinç dışıyla bilinç arası, dükkanın içiyle depo arasındaki bağlantının kopması, bu kişi kendi olamıyor. Hayatında bir takım problemler yaşıyor, bir takım psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Çünkü buradaki enerji yukarı çıkamamış, aydınlığa kavuşamamış, karanlıkta ve orası bir hizip oluşturuyor, bir problem yaratıyor. Dolayısıyla terapide de yaptığımız şey burayı mümkün mertebe aydınlatmak. Buradaki yaralı çocuğu anlamak, buradaki travmaları bilince çıkartıp çözümlemeye çalışmak, bastırılan duygularıyla yüzleşmek, bastırılan farklı özelliklerimizi görmek, yaratıcı tarafımızı keşfetmek. Dolayısıyla depo bizi biz yapan önemli unsurlardan bir tanesi ve bugünkü modern insanın ya da psikolojik sorunlar yaşayan insanın yaşadığı temel sorun burayla bağlantısının kopuk olması. Yani bilinç dışıyla bilincin entegre bir yapıda çalışmaması. Tabii ki buradaki her şeyi açığa çıkarmak zorunda değiliz. O ayrı bir problem. Ama buradaki unsurlarımızı ne kadar aydınlığa taşırsak kendimizi o kadar bütünleştiriyoruz ve kendimizi o kadar tanıyoruz ve sistemimiz rahatlıyor. Ne demek istiyorum sistemimiz rahatlıyor derken? Buradaki bastırılan unsurlar eğer fazlaysa, korkular, kaygılar, travmalar, ne bileyim bir sürü şey,
yukarıda yani dükkanın içinde bizi huzursuz yapan bir durum arz ediyor. Ve bugün birçok insanın muzdarip olduğu psikolojik semptomlar, panik atak, kaygı bozuklukları, takıntılar, fobiler, uyumsuzluklar, iletişim sorunları hepsinin kaynağında buradaki depodaki unsurların aydınlığa kavuşmaması, buranın çözümlenmemesi, yani bilince dahil edilmemesi yatmaktır. Dolayısıyla bizim hikayemizin önemli bir parçası bu depomuz. Jung buna pisiş ediyor. Jung kuram açısından pisişe sadece bunlardan oluşmuyor. Şimdi bu deponun altında bir alt depo daha var. Öyle düşünün. Dükkanın altı da aslında diğer depolarla birleşikmiş. Bizim beraber yaşadığımız diğer insanların o çarşının altında da genel bir depo varmış. Bunu da Jung kolektif bilinç dışı olarak tanımlıyor. Bu da ta bizim işte ortak beraber yaşadığımız aileden tutun da sülale, toplum, geçmiş atalar hatta yani çok daha geniş bir perspektifle değerlendirebileceğimiz bir bütünlüğü arz ediyor. Yani kolektif bilinçli dediğimiz şey insanlığın da ötesine de geçebilecek. Tüm hayvanlar, primatlar vesaire hepsinin böyle bir depoyla yavaş yavaş derinleştiğini hayal ederseniz Jung'un kuramındaki tüm bu yapı pisişi olarak geçer. Ama kolektif bilinç dışı alan bugünkü konumuz yine olacak ama çok derinlemesine girmemizi gerektirecek bir durum yok. Bugün öğrenmemiz gereken bu kişisel depomuz. Yani kişisel bilinç dışımız bizim için çok daha işlevsel olacak. Ama bilinsin diye bunu da söyleme gereksinimi hissettim. Dolayısıyla Jung'a göre pisişemiz böyle. Aynı zamanda Jung'un kuramı ve birçok psikolojik kuramlarına göre de buradaki varoluş amacımız yani hayattaki varoluş amacımız aslında kendimizi gerçekleştirmek. O da şu demek, her insan özel ve biricik ve bu hayattaysak bir misyonla varız. Yani bir potansiyelle, bir yetenekle varız ama kendimizi yeteri kadar tanımadığımız için yani depomuzla dükkan arasındaki bağlantıyı iyi kuramayıp oradaki bozuk olan unsurları ya da ilkel olan unsurları olgunlaştıramadığımız için biz içimizdeki potansiyeli açığa çıkartamıyoruz. Dolayısıyla bugün ben Ümit olarak, işte Ayşe Devrim hocam, Ayşe Devrim olarak bu hayattaysa mutlaka bu hayata kaynaklık edilecek bir potansiyeli var, bir becerisi var. Ve hayattaki yegane ödevi de bunu ortaya çıkarmak. Yok buna bireyselleşme der. Yani kendin olmak. Yani varoluş amacını keşfetmek ve o yönde senkronize çok harika bir ezgiyle yaşam sürdürmek. Bu çok ilerleyen zamanlarda olan bir şey. Yani yaş dönemi olarak düşünürseniz böyle orta yaştan sonra devreye girmesi gereken bir süreç ama bunu bilmek önemli çünkü her birimizin böyle bir misyonu var hayatımızda. Bunu birçok kuram kabul eder. Siz kabul edersiniz ya da etmezsiniz bilmiyorum ama Jung perspektif açısından da bu deponun bilinmesiyle ancak içimizdeki yaratıcı çocuk ve misyon açığa çıkar ve biz kendimiz olarak harika şeyler ortaya koyarız. Bu da çok değerlidir. Psikoterapinin de yani yegane ortaya çıkarmaya çalıştığı şey de budur. Yani insanın biricikliğini önemseyerek onun hayattaki varoluş amacının ortaya çıkmasına destek olmaktır ki bu da işte gölgelerle yüzleşmek ve bu alanı toparlamaktan da geçmekte öncelikle. Sonrasında zaten açığa çıkıyor. Evet, umarım bu biraz kafanızda bir şablon oluşturdu diye tahmin ediyorum bu yapı, pisişe yapısı. Çünkü hepimizin hikayesi aynı. Şimdi, Jung kuramı açısından pisişeyi gördük. Bir de dualiteye bakalım. Dualite ne demek? Jung'da dualite çok önemli. Dualite işte dualdan gelir, ikilik. Zıtlıklardan doğan ikilik. Bizim şimdi dükkanın içinde, hatırlayın bilinç vardı dükkanda. Biz oradaki bilinçte dualite olmadan biz bazı şeyleri algılayamıyoruz. Yani her şey ikilik içerisinde. Yani siyah olmadan beyaz algılanmıyor. Yaz olmadan kış algılanmıyor. Yaşam olmadan ölüm algılanmıyor. Üzüntü olmadan mutluluk algılanmıyor. Bunu her yere yorabilirsiniz. Yani erkek olmadan dişi algılanmıyor değil mi? Dualite hayatın temel yasalarından biri ve biz algılamamız dualite sayesinde oluyor. İşte bu doğu felsefesindeki yin yang olarak geçer. Ve salt iyilik ya da salt kötülük diye bir şey de yok. Her şey birbirine de bir şekilde karışmış da durumda ama dualite bizim zıtlıklardan doğan ikilik olarak bu hayatta bilinç düzeyinde tecrübe ettiğimiz bir durum. Şimdi bunu da öğrenmemiz, fark etmemiz önemli. Neden önemli olduğunu söyleyeceğim. Bunu mesela tasavvufta da görürsünüz. Mevlana demiştir ki her şey zıttıyla kaimdir. Aynı zamanda mesela Aşık Veysel'de de bile vardı. Bu bile derken niye böyle bile kullandım? Aşık Veysel çok değerlidir bu konuda. Çok da bilgedir. Bileyi ben kendi içimde bakacağım. Bu bile rahatsız etti beni.
Onun şöyle bir sözü var. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Aslında burada bahsettiği şey dualite. Dualite bizi harekete geçiren de yegane şey. Yani nasıl diyeyim, biz bir şekilde konforumuz bozulmadıkça yeni bir konfor arayışına girmiyoruz. Ya da bir sıkıntı açığa çıkmadıkça harekete geçmiyoruz. Öyle değil mi? Hayatımız da böyle. Akşama kadar uyuyamayız. Yani uykumuzu aldıktan sonra yaşam devreye girer ve o yaşam bizi harekete geçirir. Bu her yerde böyledir. Yani bugün karşımıza çıkan olumsuzluklar bizi harekete geçirir. Olumlu olan şeyler bir gün son bulur. Tekrar devinimden koparız. Sonra tekrar devinim açığa çıkar. Ama bir yandan bu dualite sayesinde de enerji basılır bize. Ve bu enerji bizim yaşam enerjimizdir. Harekete geçiren enerjidir. Dualitenin dolayısıyla böyle bir fonksiyonu vardır. Ve bugün bilimden tutun da işte bu sunumu yapmamız, hepsi dualitenin sonucunda açığa çıkan bir şey yapma gereksinimimizdir. Dualitenin dışında bir de entropi diye bir kavram var. Bunu da bilmek önemli konumuzla alakalı. Dualite ikilikte, entropi de şu. Hiçbir şey kalıcı değil. Her şeyin bir sonu var. Her şey son bir başlangıcı doğuruyor. Her başlangıç bir sonu doğuruyor. Öyle değil mi hayatımızda? Yaşıyoruz, doğuyoruz mesela. Bir embriyodan, embriyo olarak dünyaya geliyoruz. Sonra yavaş yavaş ölüme doğru ilerliyoruz. Sonra toprak oluyoruz. İnorganik maddelere dönüşüyoruz. Değil mi? Bunu yapmayan hiç kimse yok. Dolayısıyla zaman akıyor ve geçiyor ve mevcut düzen düzensizliğe doğru evriliyor. Sonra o düzensizlikten tekrar bir düzen doğuyor. Burada da yine işte dualitenin var olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla her şeyin bir sonu var. Hayatın bir sonu var. Bu sunumun bir sonu var. Bizim mutluluğumuzun bir sonu var. Üzüntümüzün bir sonu var. Gecenin bir sonu var. Sabahın bir sonu var. Dolayısıyla muazzam bir akış içerisinde dünya dönüyor ve biz değişiyoruz. Yenileniyoruz. Tekrar eskiyoruz. Tekrar yeni bir şey açığa çıkıyor. Bu bardağı da öyle verdim. Mesela bu bardak, bir bardak düşünün. Şuraya koyduğum bir bardak bile hiçbir dış etki, yani doğrudan bir dış etki almasa bile burada 1000 yıl sonra ufalanır, yok olur. Doğa onu yok eder yani. Parçalar. Kendi içine şey yapar. Biz de öyleyiz yani, değil mi? Biz toprak oluyoruz. Vücudumuz bir şekilde doğaya tekrar karışıyor vesaire. Dolayısıyla entropiyi bilmek de önemli. Yani hiçbir şey kalıcı değil. Düzen düzensizliğe evriliyor. Düzensizlikten yeni bir düzen doğuyor. Kaos kozmosa evriliyor aslında buna bakarsanız. Kozmos yani mutlak düzen, sonra bir başka bir düzen. Evren de böyle aslında bakarsanız. Dünya da böyle değil mi? Her şeyin sonu bir şekilde oluyor. Yani yaratılmış var olan durumlar, varlıklar içerisinde. O yüzden Jung kuramı açısından da entropinin bir açıklaması vardır. Karşıtlığın deneyimi olmadan bütünlüğün deneyimi yaşanamaz der Jung. Ve buna diyalektik olarak, mesela Hegel felsefesinde diyalektiktir bu. Tez, antitez, sentez. Yani bugün bizi yapan, mesela geçen gün güzel bir Robin Sharma'nın bir paylaşımı vardı. Ben paylaştım bir kitabından alıntı. Çok güzel bir sözü var. Diyor ki, mutluluk doğru kararlarla, doğru kararlar tecrübeyle, tecrübede yanlış kararlarla elde edilir. Bak, çok çok değerli değil mi? Yani karşıtlığın deneyimi olmadan bütünlüğün deneyimi yaşayamıyoruz. Ve biz bugün bir seviyeye geldiysek hayatta mutlaka bir şeyler deneyimleyerek geldik. Salt mutlulukla, salt mutsuzluk veya salt iyilik ve kötülükle olacak bir şey değil. Ve Jung açısından da bu çok önemli ve değerlidir. Yani karşıtlık deneyimi insanı bütünleştirir ve insan da yeni bir sentez oluşturur ve bakış açısını değiştirir. Dolayısıyla bugün başımıza gelen olaylar, birazdan ileride daha da detaylı açacağım, bizim için çok da anlamlı şeyler. Yani farklı bir bakış açısı geliştirmemiz, kendimizi tanımamız vesaire konusunda. Çünkü insanoğlu salt konforda, salt iyide gelişmeyen bir varlık, değişmeyen bir varlık. Onu harekete geçirecek bir durum olacak ki bir şekilde bir devinim başlatacak dualite gereği ve o dualiteden yeni bir diyalektik doğacak. İşte bu diyalektiği doğuranlar gelişen kesim. Bu insan psikolojisi içinde böyle. Bu diyalektiği doğuramayanlar tezde ya da antitezde takılı kalanlar için işte orada bir takılma kalıyor, oluyor ve buna da ruhsal gelişimin duraksaması olarak yorumluyoruz biz psikoterapide, psikolojide. Dolayısıyla karşıtlığın deneyimi bizim hayatımızda kendimizi bulabilmemiz ve tecrübe kazanabilmemiz için son derece önemli bir durum arz ediyor. Evet, şimdi bu kavramlar umarım net oluyordur. Bir tane daha kavram açıklayacağım. Sonra bütün bu kavramlarla ilgili zihne oturmayan bir durum var mı diye soru alacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Dualiteden sonra entropiyle devam ettik. Şimdi de eş zamanlıktan bahsetmem gerekiyor ki konu otursun. Eş zamanlık nedir?
Jung kuramında gene çok önemli bir kavram eş zamanlılık. Bunu ne olduğunu belki psikolojiyle ilgilenenler vardır, biliyordur. Jung'la ilgilenenler varsa biliyordur. Jung'un şöyle bir teorisi var. Aslında evrende her şey birbirine bağlı ve senkronize bir hareket, bir dolaşım var. Aynı bir vücut gibi düşünün. Mesela bizim vücudumuz değil mi? Bütün bütünlük arz ediyor. Yani vücut bütünlük içerisinde kendini yaşamda tutmaya çalışıyor. Hücrelerimiz, dolaşım sistemimiz, içimizde olup biten işte organların devinimi vesaire, değil mi? Hepsi eş zamanlı bir çalışımla bir hayat veriyor bize. Bu dünya içinde, hatta evren içinde böyledir. Yani aslında biz kolektif olarak birbirimize bir şekilde bağlıyız. Ve bu bağlılık bizim zihnimizin algılayacağının ötesinde bir karmaşıklık ve bir kaos barındırıyor. Bize göre kaos geliyor ama aslında onun içerisinde çok algoritmik bir kozmos var. Ve biz o kozmosu algılayamıyoruz. O yüzden Jung der ki tesadüf olarak adlandıran her şey aslında şu an için bilinmeyen bir sebebe dayanır. Şimdi nasıl okumamız gerekiyor? Birazdan ondan bahsedeceğim. Mesela Jung'un tanımı şu, olağanüstü ve psikolojik olarak son derece anlamlı ve bu yüzden de sebep-sonuç zinciriyle açıklanamayacak rastlaşmalar olarak tanımlıyor. Yani bazen başımıza öyle şeyler gelir ki çok tesadüfi olarak algılarız. Ya yuh ya bu kadar olmaz. Milyonda biridir filan bu. Ama Jung'a göre bu bir tesadüf değildir. Senkronize bir işlemleme vardır, bir etkileşim vardır. Doğada, evrende, biz doğanın bir parçası olduğumuz için evrenin. O durum bir şekilde açığa çıkmıştır. Mesela birkaç örnek yazmışım buraya. Anne baba evliliğinizi düşünün. Yani annenizle babanızın bir araya geliş hikayesinde ne var? Kuvvetle muhtemel bir karşılaşma vardır. Birisi aracı olmuştur, birisi bir yerde tanışmıştır, bir yere gitmişsinizdir. Orada bir o etkiyi başlatan bir kişi vardır. O etkiden milyonlarca tepki doğar. O tepkiler başkalarının hayatlarına dokunur. Ve böylelikle muazzam bir eş zamanlılık işler. Ve aslında bu kolektif olarak herkesin birbirine de bir şekilde bağlı olduğunun göstergesi. Mesela bugün bu sunumu burada yapıyor olmamız, deprem travması olarak değiştirmemiz, deprem travması bir hafta önce hayatında hiçbir sorun olmadan devam eden insanların bugün travmatik bir durumda bir çözüm arayışı, bütün bunların hepsi burada buluşmamız aslında anlamlı. Yani o yüzden Jung'a göre tesadüf diye bir şey yoktur. Maniler rastlaşmalar vardır. Bunu günlük hayatımızda zihnimizde fark edebilir. Biraz detaylı böyle bakarsak bazen bir küçük bir sebep büyük bir sonucu doğurur. Mesela kaza yaptırır ya da kazadan kurtarır bizi. Değil mi? Orada birisi önümüze bir kedi çeker arabayla giderken o kedinin oradan geçişi birçok etkileşimi değiştirir. Yani şeyi değiştirir, işleyişi değiştirir. Olumlu ya da olumsuz anlamda yani. İlla olumlu olacak değil. Dolayısıyla bir senkronizasyon var hayatta ve bunu Jung eş zamanlılık diyor. Ve hepimizin hayatları bundan etkileniyor. Ve bunu da mesela bugünkü kuantum fiziği, biraz bilime ilgiliyseniz fiziğe, kuantum mekaniği olarak da geçiyor. O da bunların çok da makul olduğunu, makul olabileceğini söylüyor. Çünkü atom altı parçacıkların etkileşimi gerçekten büyüleyici ve insan zihninin algılamayacağı şekilde karmaşık ve muazzam bir senkronizasyonla hareket ediyor. Yani bununla ilgili biraz kuantum mekaniği eğer ilgi duyarsanız bilenler biliyordur mutlaka da araştırabilirsiniz. Bununla ilgili çip yarık deneyi ya da işte elektronların senkronize hareket etmesi vesaire eş zamanlılık teorisiyle de çok uyumlanıyor. Yani determinist bir bilim daha önce işte neden sonuca bağlı Newton fiziğiyle açığa çıkan her şey her neden bir sonucu doğurur anlayışı bu da anlamını yitiriyor. Çünkü birden fazla neden birden fazla sonuç doğurabiliyor. Çok kompleks durumlar açığa çıkartabiliyor ve insan zihni bunu algılayamıyor. Şu an için algılayamıyor. Belki ileride algılayacağız. Atom altı parçacıkların konumları gibi. Dolayısıyla ihtimaller burada devreye giriyor ve ihtimaller son derece karmaşık ve bizim algılayamayacağımız düzeyde büyüleyici. Dolayısıyla mesela bir tane daha örnek yazdım buraya. Onu da eş zamanlılık açısından yorumlarsak. Mesela kafanızda takılan bir problem var. O problemin sonucunu düşünüyorsunuz bir türlü çözemiyorsunuz. O sırada arabanızda gidiyorsunuz ve radyoda çıkan bir şarkı, sözü size o cevabı veriyor. Ve diyorsunuz ki vay be evet. Şimdi bu algının seçicilik olarak da geçer. Böyle de bilimsel olarak tarif edilebilir ama Jung açısından burada bir senkronizasyon ve eş zamanlılık vardır. Ve de o radyo şarkısını çalan spiker ya da onu isteyen bir dinleyici
sizle senkronize olmuştur ve eş zamanlı bir şekilde siz oradan bir anlam çıkarmışsınızdır. Dolayısıyla eş zamanlılık çok önemlidir yön kurum açısından. Bu bağlamda başımıza gelen olaylar da tesadüfi değildir. Hiçbir şey tesadüfi değildir. Çünkü tek bir şeyi tesadüfe bağlasanız her şey tesadüfün eseri olur. Biraz önce anne baba evliliğini söyledim mesela. Anne babanızın bir araya gelişi tesadüfse eğer sizin yorumunuzla. Bugün siz tesadüfün eseri buradasınız ve bunu yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Ya da benim anne babamın bir araya gelişi. Dolayısıyla bunu kabul edebilirsiniz, tesadüf olarak yorumlayabilirsiniz. Ama Jung açısından da bu tesadüfün ötesinde bir gücün, kolektif bir gücün bağlantısıdır. Birbirine etkileşimidir. Dolayısıyla eş zamanlılık bu şekilde. Mesela çok güzel filmler var. Eğer ilgi duyarsanız, izlemediyseniz Babel, Brad Pitt'in bir filmi. Farklı kültürlerdeki farklı hayatların nasıl birbiriyle kolektif bir düzeyde etkileşime geçtiğini anlatan güzel bir film. Eş zamanlılığı anlatan. Bir de Paramparça Aşıklar ve Köpekler var. Aklıma gelen bu kitap, bu filmlerdi. Buraya da koydum. Yani nasıl birbirimize bağlıyız insanlık olarak. Hatta tüm canlılık, organik ya da inorganik canlılık olarak birbirimize bağlıyız, etkileşim halindeyiz. Bu filmlerde öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi burayla ilgili biraz hızlı geçtim. İnsan psişesi, ruhsal yapısı, anlattım kapalı çarşı, entropi, dualite ve eş zamanlılık. Bunlarla ilgili oturmayan bir şey varsa soru alabilirim birkaç tane. Şöyle sorulmuş Ümit. Taner Gülben soruyor. Hocam tesadüfler kader değil midir diyor. Kader konusu çok derin bir konu. Farklı bir bakış. Evet, yani Jung'en bakarsanız kader ama o kaderin bir parçasıyız biz de ve kaderi değiştirme gücümüz de var. O yüzden Jung şöyle demiştir. Siz bilinç dışını bilince çıkartana kadar başınıza gelen her şeyi kader olarak yorumlayacaksınız. Yani o sizin hayatınızı yönetecek. Dolayısıyla evet, bir kader olarak işleniyor ama o kaderin bir parçası olarak bizim onu değiştirme, o kaderi etkileme irademiz de var. Bunu da unutmamak lazım. Bu da eş zamanlılığın bir parçası zaten. Biz de çünkü evrenin bir parçasıyız. Evet. Başka? Böyle kelebek etkisi gibi değil mi? Kelebeğin evet. Kanatlarının burada işte pırpır etmesiyle dünyanın bir ucundaki örnek vardır ya. Biraz aynen öyle, ona aynen benzettim anlattığını. Aynen. Kelebek etkisini şu anda koronavirüs süreciyle çok iyi gözlemliyoruz farkındaysan. Ne hı hı. Oldu? Çin'de bir şeyler oldu. Orada işte yarasa ne oldu bilmiyoruz tabii. İşte konuşmaları vardı. Yarasa yendi dendi. Bir tane yarasa. Ya da işte laboratuvardan virüs kaçtı falan dendi. Şimdi orada kıvılcımın tüm dünyayı nasıl etkisi altına aldığını görebiliyoruz değil mi? Bu da bir kelebek etkisi mesela. Bir kanat çırpışının işte fırtınaya dönüştürülmesi gibi bir şey. Dolayısıyla küçücük bir şey tüm evreni etkiliyor. Mesela koronavirüs deyince aklıma geldi. Şu anda koronavirüsü somutlaştırsak mesela o virüsleri, tüm dünyadaki virüsleri bir araya getirirsek, maddeleştirsek ne kadarmış ağırlığı Ayşe Hocam biliyor musun? Tahminin var mı? Tüm dünyada şu anda herkeste olan koronavirüsü bir araya getirdiğine bir madde çıkar karşımıza. Bilmiyorum da çok yüksek değildir diye düşünüyorum ben. 160 gram. Ha, öyle tamam. Ben kafamda da 100-150 gram gibi bir şey geçti. Çok düşük geçti, evet. 60 gramlık bir madde diyelim artık onu. Maddeye indirgediğimizde tüm dünyayı felç etti şu anda farkındaysanız. Hepimizin hayatlarını ekonomik anlamda, sosyal anlamda, dijital anlamda etkiledi. Dolayısıyla aslında çok küçük olan şeyler çok büyük etkileşimleri doğuruyor hayatta. Evet, evet. Ya da bir bedeni yok edebiliyor. Değil mi bu virüs girdiği zaman yani? Bir aileyi sarsıyor, onun kaderini değiştiriyor, her şeyi değiştiriyor farkındayım. Evet. Yanıt için teşekkür ederim diyor kişi. Soruları gördükçe sana ileteyim ben. Tamam. O zaman devam edeyim ben. Aha. Umarım bunlar oturdu. Çünkü bunları oturtmak önemliydi. Şimdi de mitolojiye girelim. Şimdi mitolojiyle konumuzdan bir bağlantı kuracağız. Şimdi mitolojiyi az çok biliriz değil mi? Bazen anlatılır, hoşumuza da gider ya da gitmeyebilir. Ama işin ilginç yanı şudur ki, mitolojisiz bir kültür düşünemeyiz. Yani bugün köklü bir kültürü olan her devletin ya da ülkenin diyeyim, bir mitolojisi vardır, bir hikayesi vardır, masalları vardır, efsaneleri vardır. Bunu Japonya'dan tutun Afrika'ya, Güney Amerika'ya, Türkiye, Türk masalları, Türk mitolojisi, Yunan zaten en bilinen şekilde, Mısır, Aztek, İrlanda işte bir kuzey ülkelerinin
Kelt masalları, efsaneleri hep anlatıla gelir. Ve insanlar da bunu kolektif olarak hep nesilden nesile aktarmışlardır. Bugünkü biraz teknolojinin etkisiyle aslında mitoloji değişti. Bundan 100 yıl öncesine kadar masallar binlerce yıldır anlatıla geliyordu. Bugün işte teknoloji devreye girmesiyle televizyondan izliyoruz. Aslında aynı mitolojiyi izliyoruz. Şimdi biraz daha anlatacağım. Netflix'te şurada burada. Aynı hikayeyi bize anlatılıyor çünkü. Bu sefer onlarla avunuyoruz. En öncesinde de bunu masal anlatıcıları yapardı. Mitoloji anlatıcısı, Homeros gibi böyle köy köy gezerlerdi, anlatırlardı. Ve insanların önemli bir eğlenceleriydi. Ama sadece eğlence miydi bu? Burası önemli. Çünkü şöyle derler. Mesela sadece eğlence olmadığının biraz ispatını şöyle de yapmak istiyorum. Mesela Freud'un bulduğu birçok kompleksin kaynağı Yunan mitolojisinde mesela. Oedipus kompleksi. Bugün birçok insanın bu zarif olduğu komplekslerden biri. Terapide çok çok fazla rastlıyoruz. Mesela Kral Oedipus'un hikayesinden esinlenerek ismi koyulmuştur. Ve ismini de Jung koymuştur bu arada. Bu da önemli. Çoğu kişi bilmez. Bunu Freud keşfetmiştir böyle bir kompleksi ama isim babası Jung'dur. Çünkü Jung mitolojiye çok hakimdir. Bunun adını Oedipus kompleksi olarak Jung koymuştur. Çünkü o zamanlar beraber çalışıyorlardı. Mesela Narsizm. Bu da bir Yunan mitolojisindeki Narkissos'un hikayesi. Kendine aşık olan figür olarak, tanrı olarak karşımıza çıkar. Suda aksini görüp kendini çok beğenen, özel ve değerli gören bir kişilik. Bugünkü kişilik bozukluklarının temelinde, narsistik kişilik bozukluğunun temelinde yine Yunan mitolojisi yaşıyor, yatıyor. Panik atak mesela. Çok bilinmez ama bugün panik kavramı, panik kelimesi pandan gelir. Bu da Yunan mitolojisinde kırım ve çobanların tanrısıdır. Yarı insan, yarı keçi formundadır ve ormanda öyle rahatsız edici bir çığlık atar ki tüm hayvanlar paniğe kaçılarak, kapılarak kaçar ormanın içine, derinliklerine. Bugün de panik atakta insanları böyle etkiler farkındayız. Panik geldiği zaman bir şekilde kaçmak ister. Orada durmak istemez ve yoğun bir duygusal etki altına girer. Dolayısıyla bu da pandan gelir mesela. Ya da bir diğer ilginç olay mitolojilerle ilgili kültürler birbirinden bağımsız olsa bile birbirine çok benzeyen mitolojik hikayelerinin olması. Mesela bugün onu anlayabiliriz. Bugün teknoloji çok gelişmiş. Birbirlerinden haberdar. Ama mesela zaman farkı olarak da 1000 yıl, 2000 yıl fark olan toplumların kültürlerindeki mitolojiler incelendiğinde çok benzer şeylere rastlıyorsunuz. Mesela Yunan mitolojisindeki Prometheus'un hikayesiyle işte birçok dinde geçen Adem ile Havva'nın mitolojisi ya da işte hikayesi çok birbirine çok örtüşüyor. Sembolik anlamda örtüşüyor tabii. Birebir değil de. Ya da mesela Nuh tufanı vardır. Birçok kültürde geçer. Mesela Gılgamış Sümer mitolojisinde çok benzer bir şekilde anlatılır. Şimdi bu da anlamlı değil mi? Yani anlamlı olan şeyler neler? Mesela başka bir şey Zümrüt Anka kuşu olarak geçer bizim kültürümüzde. Bu Anka'dır. Phoenix'tir Yunan'da. Ya da Simurg'dur Fars'ta yani İran'da. Hüttüt olarak da geçer. Bu işte kendi tanrısını arayan kuşların yolculuğunu anlattı ve o kuşlar bir yolculuğa çıkar, dağlar, vadiler aşar. En sonunda da bazıları telef olur, vazgeçer, işte geri döner. Sonrasında 30 kuş kalır. Simurg zaten 30 kuş anlamını taşır. 30 kuş da fark eder ki aslında tanrıları kendileriymiş. Şimdi bu hikayenin benzerliği de anlamlı. Şimdi bunları bize ne demek istiyor? Yani demek istediği şey şu, bizim içimizde olup bitende psikolojik bir takım durumlar mitolojide anlatılmış bir. İkincisi bu mitoloji kültürler farklı olsa da, isimler farklı olsa da birbirleriyle çok benzer öğeler barındırıyor. O yüzden Erik Fromm, ünlü psikanalist der ki mitoslar ve masallar kendilerini sembol dili aracılığıyla ifade eden geçmiş zaman bilgelikleri ve özdeyişleridir. Şimdi bugünkü konumuz açısından da önemli bu. Çünkü kahramanın yolculuğu açısından olayı değerlendirdiğimizde masallar, mitolojiler ve efsaneler ya da menkıbeler bizi sadece eğlendirmek ya da fantastik zamanlar geçirmek için değillerdir. Bize bazı mesajlar vermeye çalışıyorlardır. Ve bu mesajları doğru okursak biz hayatımıza yön verebiliriz ve kendimizi tanıyabiliriz. Kendi iç dünyamızda olup bitenler her neyse bizim atalarımız, geçmiş kuşaklar bunları zaten tecrübe etmiş durumda. Ve tecrübe ettikleri şeyleri bir şekilde mahfuz bir şekilde sembolik bir dille insanlığa anlatma çabası içerisine girmişler. Ama biz bugün sadece fantastik ögeler olarak gördüğümüz zaman işte oradaki bilgeliği, anlamı okuyamıyoruz. Okuyamadığımız için de hayatlarımızda zorluklar yaşıyoruz. Eski insanlar böyle değillerdi. Eski insanlar için mitoloji çok önemli. Bugün din olarak da geçiyor bu arada. Dine de çevrildi. Din de mitoloji olarak da özdeşim kurdurulabiliyor. Ama daha dinlerin olmadığı zamanlarda mitolojiler insanlar için
bir rehber niteliği taşıyordu. Ben neyim? Nasıl bir insanım? Hayattaki ödevim ne? İçinde neler olup bitiyor? Benden beklenen ne? Hayatın anlamı ne? Bu varoluşsal soruların cevaplarını burada verilmişti ve onlar için önemliydi. Bu yüzden de hep anlatıla geldi. Bugün bizim için de hala önemli aslında. Neden önemli olduğunu şöyle söyleyeyim. Mesela birisi bize mitoloji anlattığında, masal anlattığında, bir eğitimde falan biz bir hikaye anlattığında hemen bir kulak kabartıyoruz değil mi? Bizim için önemli bir şey gibi geliyor. Yani teorik bir şey anlattığında çok fazla cezbetmiyor ama biraz böyle masalımsı, biraz böyle hikayeye katılan olaylar hep böyle bir merak uyandırıyor ve bir şey öğrenme çabası içerisine giriyoruz. İşte bu arketipsel bir şey. Bu bizim kolektif olarak atalarımızdan gelen bir ayırt edici bir bilincin ortaya çıkması o sırada. Çünkü atalarımız için bunlar önemliydi. Geçmişteki yaşayan insanlar için. Çünkü yön bulmaları için önemliydi. Hayatı nasıl yaşamaları gerektiğinin rehberi niteliğindeydi. O yüzden Joseph Campbell'a geliyorum. Joseph Campbell da bunu bilen bir araştırmacı, bir mitolojist ve çok değerli bir çalışma yapmış bu konularla ilgili. Ve bu eserinde toparlamış. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu eserinde toparladığı şey şu. Joseph Campbell'ın dünyadaki birçok kültürün mitolojilerini, efsanelerini, masallarını, menkıbelerini, buna Türk kültürü de dahil, İslam da dahil bu arada, Kur'an da dahil, diğer kutsal kitaplar da dahil, hepsinin içeriğinde yer alan hikayeleri karşılaştırma olarak incelemiş. Jung perspektifiyle inceliyor bu arada. Ve bulduğu şey şu, aslında tüm hikayede tek bir şey anlatılıyor. Tek bir hikaye var. Ve bu hikaye Yunan'da farklı, Roma'da farklı, Türk kültüründe farklı, Japonya'da farklı ama ana örüntü, ana kapsam tek. Ve bu yüzden aslında kahramanın hikayesini anlatıyor. Kahraman ne diye sorarsak Campbell'ın tarifi şu. Kahraman hepimizin içinde saklı duran, yalnızca bilinmeyi ve yaşama katılmayı bekleyen tanrısal, yaratıcı ve kurtarıcı imgenin simgesi. Şimdi bu bir arketip aslında. Jung'a göre arketip şu. Evrensel olan, hepimize hitap eden, hepimizin derinlerinde kolektif bilinç dışı olarak varlığını devam ettiren bir takım unsurlar, bir takım güçler. Ve biz bunları aktive ettiğimizde hayatımız farklılaşıyor. Yani hayatımız bundan etkileniyor. Yani bilinç dışında yine kaynağını alan bir takım güçler var. Kahraman arketipi de onlardan biri ve bütün masallar, mitolojiler, efsaneler bizim hayatımızda nasıl kahraman olmamız gerektiğinin bize mesajını vermeye çalışıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Campbell'ın bulduğu bu kahramanın yolculuğu dediği şey aslında yeni bir şey değil. Bu birçok kültürde yüzyıllardır var olan ve keşfedilmiş bir şey. Bu mesela Doğu felsefesinde sevgi ve aydınlanma yolu olarak geçer. Dharma'dır bu. Biraz Doğu felsefesi ilgilenen varsa bilecektir. Dharma evrensel yoldur. Yani o hayat yoludur ve bizim girmemiz gereken yoldur. Kendimizi gerçekleştirme yoludur. Ve insan bu darmadan yani o evrensel aydınlanma yolundan uzaklaştığı zaman karma devreye girer ve onu tekrar o yola çevirmek için bir takım krizler açığa çıkartır. Bir takım durumlar yaşatır ki darmadan kopmasın diye. Aynı şey mesela bizim tasavvufta birlik ve tevhid yoludur. Yani seyri sülüktür ve bizim hayatımız aslında bir yolculuktur ve bu yolculuk kahramanın yolculuğudur. Joseph Campbell açısından. Ya da sırat-ı mustakimdir. Yani hakikate erdiren yol olarak geçer mesela İslam kültüründe. Jung da bu arketipsel yolculuktur. Bireyselleşme yolculuğudur. Ve buradaki mesela figürler o yüzden anlamlıdır. Birisi mandaladır. Doğu felsefesinde çokça bilinen bir arketiptir mandala. Yani kişiliğin bütünlüğünü temsil eder. Üstteki o halı deseni gibi falan. Bu Anadolu figürlerinde de falan çokça rastlarsınız. Bütünleşmedir. Ve bütünleşme aslında kendini bulmaktır. İnsanın kamil olmasıdır. Alttaki de lotus çiçeğidir. Yani nilüfer çiçeğidir. Bataklıktan doğar ve bataklıktan büyümeye başlar ve güneşe doğru uzanır ve güneşle temasını gerçekleştirdiğinde yani çıktığında mükemmel formunu alır ve çiçek açar. Aslında bunların hepsi bizim arketipsel yolculuk ve kahramanın yolculuğuyla çok çok bağlantılı bir durum arz eder. Evet. Şimdi kahraman dolayısıyla bu. Şimdi hikayeleri... Bir soru var. Sorayım mı yoksa şey? Bitince mi birazcık? Sorabilirsin. Evet. Gerçi sen farklı bir şekilde anlattın burayı ama Hırmak Ağrı sormuş. Karşımıza çıkacak ve tesadüf olmayan olayları veya kişileri değiştirebilir miyiz diyor. Gerçi tesadüf yok. Tesadüf. Nasıl olacak tesadüf? Tesadüfi olarak çıkan kişileri değiştirebilir miyiz? Yani geleceğe hükmedebilir miyiz gibi bir şey mi bu acaba? Bir net anlamaya çalışalım. Tesadüf olmayan
derken soralım. Tesadüf olmayan şeyleri değiştirebilir miyiz? Ben de soruyu anlamaya çalışayım. Soralım bakalım. İnsan iradesiyle kendisine zarar veren bir durumu değiştirebiliyor değil mi? Bazen vazgeçip yeni bir yol açabiliyor, değiştirebilir. Ama belli oranda kontrolü eş zamanlılıkta bulamaz. Eş zamanlılığı kontrol edemeyiz. Eş zamanlılık bizi kontrol eder. Eş zamanlılığı biz bilinç dışı olarak eş zamanlılığın figüranı oluruz. Başrolünü alamayız yani. Başkalarının hayatlarında vesaire. Yani biraz derin bir konu aslında da. Değiştirdiğimiz alanlar var ama çoğunlukla değiştiremediğimiz bir sisteme tabiyiz. İşleyişe, akışa. Hı hı. Jung açısından. O yüzden Jung'da yazgının kabulü önemlidir mesela. Yazgı derken aslında şunu kasteder, kader inancı olarak yorumlarsak, doğduğumuz toprak, doğduğumuz anne baba, yaşadığımız travmatik öyküler, bunları çoğunu seçemeyiz ve başımıza gelir. Bir şekilde o aile ortamında büyürüz, o kültürde büyürüz, işte bu depremi yaşarız. Ama bir tarafıyla değiştirebiliriz. Yani şimdi bu önemli. Yani bilinç kazandığımız zaman başımıza gelen riskleri azaltabiliriz. Belki bunun sorunun cevabı bu olabilir. Bilinç ve farkındalık risklerden bizi korur. Ama bilinç kaybolduğu zaman risk açığa çıkar ve tehlike arz eder. Mesela dün yaşadığım bir olay. Ekmek almaya gittim bir yerden, bir fırından. Ekmeği veren çocuk eline eldiven geçirmiş şimdi. Ve o eldivenle normalde para almaması lazım. O eldivenle ekmeği koyması lazım. Ben şimdi para verdim ona. Parayı eldivenle tuttu ve bana ekmeğimi vermeye kalktı. Orada uyardım. Dedim burada eksik bir şey var. Farkında mısın dedim. Çocuk bilmiyor şimdi onu. Farkında değil oradaki eldivenle para alınmaması gerektiğini. Onun kafasındaki şablon şu. Çıplak elle dokunmuyor ya eldiven onu koruyor. Halbuki para aldığında oraya mikrop bulaşıyor ve daha beter bir sağlık sorunu açığa çıkıyor. Ve o elindeki para değen eldivenle tüm ekmekleri şey yapıyor. Koyuyor poşete ve insanların sağlığıyla oynuyor. Şimdi ben bunu uyardım. Doğrusunu açıkladım. Mantıklı buldu. Dedi ki doğru hiç düşünmemiştim dedi. Eldiveni çıkarttırdım. Orada bir davranış değişikliği de yaptırdım. Bana yenisini vermeni istiyorum. Hiç dokunmadan vereceksin ama lütfen dedim. Bu sefer diğer eliyle aldı parayı. Temiz eldivenle ekmeği koydu. Aradan bu olayı dün deneyimledim. Bu arada 3 gün öncesinde bu uyarıyı yapmıştım. Dün tekrar çaktırmadan gittim. Baktım davranış değişikliği var mı? Almıyor. Evet. O eldivenle para almadı. Sonrasında takdir ettim onu hatta. Bak dedim çok çok iyi yapmışsın. İşte bu bilinç doğduğu zaman bir yere, bilinç girdiği zaman buraya da tehlikeyi kontrol altına alabiliriz. Şimdi bu böyle devam etseydi muhtemelen hastalık bulaştıracaktı. Mesela korona bu yüzden birine bulaşacaktı belki bilmiyoruz şimdi ama bu bilinç doğduğu zaman ne oldu? Orada kontrolü sağladık. İşte bu biraz da bize bağlı diyorlar ya işte yastığın yayılıp yayılmaması, işte mesafe, maske, temizlik vesaire. Bunu sunduğumuzda, bu bilinci açığa koyduğumuzda başımıza gelecek negatiflikler azalıyor. Bu kaçınılmaz. Daha az risk altında kalıyoruz değil mi? Ama sorun nerede? Bilinçsizlikte ve bilinçsizlik sorunu, tehlikeyi çağırıyor farkındaysanız. Sen hiçbir karşılaşma tesadüf değildir demiştin ya. Onun üzerine böyle ifade ettim demiş. Yani tesadüf olmayan olaylar veya hiçbir karşılaşma tesadüf değildir demişsin. Aslında tesadüf ve tesadüf değil kısmı şey. Aslında her şey biraz tesadüf. Öyle mi diyeceğiz? Tesadüfün nasıl tanımladığına bağlı yani tesadüf dediğin şey ne bileyim yani bir araya gelip hiçbir anlamı olmayan bir durumsa tesadüf ama anlamlı rastlaşmalar diyor ya yok. O tesadüfün yarattığı bir etki var. O etki bir tepkiyi doğuruyor. O tepki hepimizin hayatında bir etki yaratıyor farkında olmadan. O yüzden bir şeyi tesadüf olarak anlamlandırmak çok doğru değil benim bakış açıma göre. Evet. Tamam. Başka soru var mı? Yani yok. Ben oldukça sorayım. Tamam. Şimdi arketipsel yolculuk dedik. Şimdi biraz böyle hala konumuza gelmedin hocam falan diye belki merakla bekleyen bir konu var. Bütün bunların yaşadıklarımızla ne gibi alakası var diye düşünülebilir. Ama bence çok var. Şimdi bir sembolojiye bakalım. Aslında kahramanın yolculuğu şöyleydi. Mesela Campbell'ın bulduğu şey şu. Mitoloji uzmanı vardı ya Amerikalı. O masallarda, mitolojilerde şu örüntüyü fark ediyor. Bir kahraman var. Bu kahramanın sıradan bir hayatı var. Normal bir hayatı var. Bizim Keloğlan'ı düşünün mesela. Köyünde anasıyla falan böyle normal bir hayatı var. Bu kahraman sonra bir yolculuğa çıkıyor.
Değil mi? O yüzden Tolstoy'un harika bir sözü var. Tüm muhteşem hikayeler iki türlü başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir diyor ya. O düzen bozulur. Bir şekilde bir yolculuk çağrısı alır kahraman. Ne bileyim işte köyünden bir yere gidecektir. Bir mücadeleye katılacaktır. Ya da işte bir kriz çıkar. O kriz onu harekete geçirir. Ve bir macera alanında bulur kendini. Bugünkü filmlerde, bugün izlediğimiz Netflix filmleri var ya, Hollywood filmleri. Hepsi aynı görüntü bak aslında. Biraz incelersin, hepsi kahramanın yolculuğundan çalınma aslında bir taraftan. Çünkü biz sıkıcı bir şey izleyemeyiz. Sürekli mutlu görünen bir şey izleyemeyiz. Orada bir macera olur ki illaki bir kahramanın başına bir şeyler gelir. Aşık olur, tehlikeli bir alana girer. Orada bir olumsuz, kötü güçlerle mücadele eder. Orada yardımcı figürler buna destek olur. Bize heyecanlanırız. Ne olacak, ne bitecek diye o filme odaklanırız. En sonunda işte ya mutlu son olur ya da mutsuz son olur. Bir yere bağlanır. Şimdi postmodern filmler bu arada mutlu sonu artık yapmıyor biliyorsun. Böyle havada bırakıyor her şeyi. Nuri Bilge Ceylan tarzında. Ama genelde hikaye hep aynı şekildedir. Dolayısıyla masallarda, mitolojilerde de böyle. Kahramanın sıradan hayatı var. Kahramanın sıradan hayatının bozulması var bir krizle. Dışarıdan gelen bir krizle ya da iç krizle. Kahramanın girdiği bir alan var. Bir kaotik alan var. Bir mücadele süreci var. İşte orada devlerle mücadele eder. Adamlar onunla mücadele eder. Canavarlar çıkar, kurt çıkar falan. Kırmızı başlı kız çocuğu süre. Hep hikayede aynı şey vardır. Ve onunla mücadelenin sonunda kahraman bir şekilde mücadeleyi başarılı olarak bitirir ve bir lütufla, yani bir ödülle ödüllendirilir, mükafatlandırılır ve kahraman aslında değişmiş ve dönüşmüştür. O yüzden işte Keloğlan gelir, kralın işte padişahın kızını alır. Ya da Odysseus karısına ve çocuğuna kavuşur Yunan mitolojisinde. Ya da başka birisi Mısır'a sultan olur mesela, değil mi? Bak Yusuf kıstasında kuyudan çıkar sultan olur. Bir başarı elde eder. Şimdi bunların hepsi anlamlı aslında. Bizim hayatımızda bazı durumlara denk geliyor. Şimdi sembolojiyi biraz anlatırsam daha da netleşecek. Kahramanın yolculuğunda sembolojiyi, yani masallarda mitolojideki sembolojiyi ne? Bir kere hemen hemen her masalda işte kahramanın içine daldığı kaotik bir alan vardır, değil mi? Karanlık, ürkütücü, böyle rahatsız edici. İşte Pamuk Prenses ormanda kurtla karşılaşır. Ormanın içinde kırmızı başlıklı kız. Pardon, Pamuk Prenses kurtla karşılaşmıyordu. Kırmızı başlıklı kız karşılaşıyordu. Pamuk Prenses'e ne oluyordu? Ormanda yedi cücelerle mi yaşıyordu? Öyle bir şey vardı. Cadıyla karşılaşıyor. Cadıyla karşılaşıyor. Evet, cadıyla karşılaşıyor. O da ormanda geçiyor. Hansel ve Gretel de ormanda geçer, değil mi? İki kardeşin hikayesi. O da cadı. Cadıyla karşılaşıyor. Şimdi orman bir alan olarak geçer masallarda. Mağara geçer mesela. Yedi yıllar var hep süresinde Kur'an'da. Alaaddin'in sihirli lambası vardır mesela. O da mağaraya düşer. Ali Baba'da kırk haramiler vardır. Bu da Platon'un mağarası, devlet kitabındaki mağarası. Ve Platon'a göre de aslında yaşanılan hayat bir yanılsamadır bu dünya. Ve asıl gerçeklik dışarıda. Ve biz mağaranın içerisinde gerçekliklerle, gerçek zannederek yanılsamaları kendimize avuturuz. Bu da onun figürü. Devlet kitabından çıkartılmış figür. Onu da koydum. Dolayısıyla bir mağara vardır. Balık ya da balinanın karnı vardır mesela. Yunus Peygamber kıssası. Pinokyo, kurşun asker, değil mi? Yani bunlar da balığın karnı da önemlidir. Balık önemli bir semboldür birçok kültürde ve onun içi dardır, karanlıktır ve bir süre kahraman oraya girer, yutulur. Yunus Peygamber'de vardı bu. Kurşun asker ve Pinokyo da var bu arada. Onları okurken fark etmiştim. Balinanın karnı olarak geçer. Ya da kuyu. Kuyu da çok önemlidir, değil mi? Filmlerde de geçer. Hazreti Yusuf kıssasında işte kuyuya düşmüştür Yusuf ve bir süre orada tecrübe yaşar. Ya da labirent vardır mesela. Bu da Pan'in labirenti, bir İspanyol filmi. Aynı şey. Aynısı Yunan mitolojisinde Teseus'un öyküsünde geçer. Minotaurus diye bir canavar vardır ve labirentin tam ortasındadır. Ve sürekli kurban istiyordur halktan ve Teseus büyük bir kahramanlık örneği göstererek o labirentin içine dalar. Ariadne'nin ipiyle dalar da. Onlar ayrıntı. O labirentin içerisinde en son ortasında Minotaurus'u bulur ve öldürür, geri çıkar ve halkı büyük bir zulümden kurtarır. Şimdi bütün bunlar masallarda da yasaklı 40. odayı diye geçer aynı figür. Mesela bir tane oda vardır, 40. odadır. Korkutucudur, ürkütücüdür. Ve oraya herkese bakamaz ve cesaret de edemez. Dolayısıyla labirent, 40. oda, kuyu, bakın balık ya da balinanın karnı, mağara, orman... Şöyle bir düşünürsek karanlık, ürkütücü, dar, bazen dar, işte kuyu gibi, balığının karnı gibi,
Böyle rahim imgesi olarak da geçer bu. Yeniden doğumun olduğu bir alan olarak da geçer birçok masalda, mitolojide. Mezar olarak da geçer falan. Orada kahraman bir süre bir tecrübe yaşar. İşte bunun bizim Pisişemizde denk gelen bir sembolizisi var Ayşe Hocam. Senin tahminin var mı? Nedir bu? Bu neyi temsil ediyor bizim Pisişemizdeki? Bilinç dışımızı temsil ediyor. Evet, harika. Bu bizim bilinç dışımız aslında. Ve kahramanın yolculuğu da aslında orada bilinç dışına inmesi. Bilinç dışına bir krizle iniyor. Bakın burası önemli. Bir problemle kahraman kendini bir kaotik alanın içerisinde buluyor. Ürkütücü ve korkutucu. Ama bunun içerisinde bir şeylerle karşılaşıyor. Kurt, canavar, ejderha çıkıyor mesela, değil mi masallarda? Ya da şeytan ve cadı figürleri, biraz önce konuştuğumuz gibi birçok masal. Bunlar o kaotik alanda, labirentin içinde, ortasında, ormanın içinde karşımıza çıkan figürler. Bununla ilgili bir tahmininiz var mı Ayşe Hocam? Bu neyi temsil ediyor? Kötü parçamızı, idimizi mi temsil ediyor? Evet. Freud'un idimiz, Jung'a göre gölgemiz. Gölgemiz, evet. Tabii Jung dilinden konuşuyoruz, doğru. Ben konuşuyoruz. Gölge çok önemli bir arketip. Gölge ne diye sorarsak, gölge o depomuz vardı ya bir kapalı depomunda. Orada bastırdığımız her türlü kaygı, korku, yüzleşmekten kaçındığımız düşünce, duygu, travma, geçmiş hikaye, anı, bizi korkutan, ürküten her şey gölge aslında. Ama Jung kuramı açısından şöyle bir şey var. Burada şu Jung'da kendi çizimi bu. Şu alttaki büyük balık gölge temsili. Şu şey bilinç, suda yüzen kayık bilinç. Bu suyun altı bilinç dışı aslında. Su bilinç dışı platform. Jung bunu kendi çizmiştir ve gölge çok önemli bir arketiptir. Ve bizim bütünleşmemizin önüne geçen, yani bizim karanlık tarafımızdır. Yani duygularımız, anılarımız, dürtülerimiz, kişilik özelliklerimiz, kendimizden bile sakladığımız, bakın burası önemli. Kendimizin bilincinde olan değil, kendimizin bile fark etmediği. Hani böyle bir kavga esnasında, böyle bir tartışma esnasında içimden bir canavar çıktı deriz ya bazen. Ya da ben bunu nasıl düşünmüşüm deriz ya, kendimizi hayret ederiz. Bir şey bizi çok utandırır, bir şey yaparız. İşte bu gölgedir bizim hayat hikayemizde. Ya bir şey bizi çok korkutur. Onunla yüzleşmek istemeyiz. Hemen kapatırız orayı mesela. İşte bunların hepsi gölge arketipidir. Ve hepimizin hikayesinde farklıdır bu arada. Hepimizin hikayesinde farklı olaylarımız vardı, durumlarımız vardı. Bunu kolektif bir durum olarak tanımlayan şey gölge. Gölge niye gölge? Işığın olmadığı taraf gölge. Ama Jung kuram açısından da şöyle bir mekanizma işliyor. Biz gölgeleri aydınlığa taşımadıkça biz olamıyoruz. Kendi içimizdeki potansiyeli açığa çıkartamıyoruz. Çünkü o bizim karanlık kardeşimiz. O karanlık kardeşimizi aydınlığa taşımamız bizim hayatımızdaki en önemli görev. Çünkü biz bunu yapmadığımız müddetçe kendimiz olamayıp hayatımızda bir takım psikolojik sıkıntılar, bir takım sağlık sorunları, bir takım davranışsal sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Ve psikoterapide de sen de bilirsin ki en önemli şey gölgelerle yüzleşmektir. Çünkü bilinç dışına bastırılmış her ne varsa orada bir hizip oluşturuyordur, bir problem yaratıyordur, bir enerji tıkamasına yol açıyordur. Ve o enerjinin rahatlanması için bilince taşınması gerekir ki kişi bunu tanısın ve bununla beraber olgunlaşsın, egosu gelişsin, olgunlaşsın. Ve bunu yapa yapa kişi aydınlık alanını genişletir, dükkan alanını, bilinç alanını genişletir. Bu hakimiyeti doğurur. Kendi psişesine hakimiyeti, olaylara, dürtülere hakimiyeti doğurur ve bu bütünleşmedir. Ve bunun nihai sonucunda kişi kendini bulur ve kendi olduğu zaman da işte o kendini gerçekleştirme dediğimiz süreci, Jung'un bireyselleşme sürecini açığa çıkartır. Dolayısıyla tüm masallar ve mitolojiler aslında bize bilinç dışının içinde var olan gölgeyle çetin bir mücadelemiz ve savaşımız, yüzleşmemiz olduğunu söylüyor bu hayatta. Anlatabiliyor muyum? Terapide de bu. Ve insanların bugün yaşadığı temel sorun bu bağ kuramamaları, bu bağlantıyı oluşturmaları, bilinç dışını bilince taşıyamamaları. O yüzden de hikayeleri hep ne derler? Tekrar ediyor. Hikayeler derken patolojik örüntülerden bahsediyorum. Yani bozuk plak gibi benzer döngülerle, benzer ilişkiler kuruyorlar, benzer korkuları, benzer geçiştirmelerle atlattıklarını zannediyorlar. Ama onlar gitgide büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bir süre sonra artık kişiye büyük bir kriz olarak geliyor. O yüzden Jung der ki, gölgemizi keşfetmeliyiz. Aksi takdirde içimizde nasıl bir canavar olduğunu gösterecek bir dünya savaşına sürükleniriz. Şimdi canavar derken genelde şöyledir. Bizim bir iyilik idealimiz vardır her insanın içinde. Her şey güzeldir, mutludur. İnsan iyidir, harikadır, mükemmeldir filan. Şimdi böyle bir dünya yok bizim psişemizde. Çünkü dualite psişemizde de var. Bizim iyiliğimiz var, erdemlerimiz var, kusurlarımız var. İyi davranışlarımız var,
toplum açısından yıkıcı davranışlarımız var. Dolayısıyla biz gölgelerimizi ne kadar çok bastırırsak aslında o kadar çok savunma mekanizmalarıyla hareket etmek zorunda kalan kişilere dönüşüyor. Çünkü savunma mekanizmaları bizim bu gölgelerimizi bastırırken bir yandan dış dünyaya karşı farklı bir personel hareket etmemize neden oluyor. O yüzden mesela Jung'a göre insanların savaşı aslında kendileriyledir. Kendi iç dünyalarındaki gölgeleriyle yüzleşemedikleri için bu savaşı dışarı projekte etmişlerdir. Ve sorun hep dışarıdadır. Kötü hep dışarıdadır. O yüzden o kötüyü, içimizdeki kötüyü görmediğimiz zaman dışarıdaki kötüyü görüp onu yok etmeye çalışırız. Ve bu büyük bir tartışmayı, savaşı, mücadeleyi, katliamı, intikamları doğurur. Ve dünya savaşı da bu yüzden çıkmıştır aslında. Devletlerin kolektif olarak halkların kendi içindeki gölgeleriyle yüzleşememesi kaynaklı bunu projekte edip başka ülkelere, başka insanlara onlarla savaş yaşamalarıdır. O yüzden Şems-i Tebrizi'nin harika bir sözü vardır. O geldi aklıma şimdi. Hala kırılıyorsan gönül evinin tuğlaları tam oturmamış demektir. Hala kızıyorsan kendinle olan savaşın bitmemiş demektir. Mesela çok anlamlı. Tasavvufta da bu aynı şeyden bahseder. Nefstir bu aslında. İş dünya nefsi emmaredir ve bununla yüzleşememenin bedeli insanın kendinden kopuk olup dış dünyaya zarar verici nitelikte davranışlar olarak yansır. Ve bu zarar verici nitelikte davranışların fark edilmesi de kendi tanımaktan geçer ve gölgeyi tanımaktan geçer. Gölgeyi aydınlığa çıkardığımızda bunların yarattığı savunma mekanizmaları da geri çekilir. Şimdi bunun nasıl olduğunu biraz daha anlatacağım. Öncelikle mesela masallardaki, mitolojilerdeki bakın bu ejderhalar, yedi başlı yılanlar, bir sürü şey vardır böyle kötü ürkütücü bilirsiniz. Türk masallarında da anlatılır bir sürü. Bizim çocukluk hikayemizde de vardır. Kötü olan şeyler aslında gölge temsilleridir. Ve bastırılmış gölgeler yansıtılır. Jung da bunu, Jung açısından projeksiyon yansıtma çok önemli bir savunma mekanizmadır. Çünkü bir şeyin varlığını kabul edemezsek, o varlığını kabul edemediğimiz zaman başkalarında görüp bizi biz ona sinirleniriz, öfkeleniriz, rahatsız oluruz. İşte burada bir örnek var. İşte kadın adam karısına kızıyor, karısı çocuğuna kızıyor, çocuğu da işte oyuncak ayısını vuruyor bir şekilde, zarar veriyor. İşte o suçlayan parçamız, sürekli sorunun kaynağını dışarıdan alan parçamız aslında şunu demek istiyor. İçimdeki yapıyla henüz yüzleşemiyorum. Benim için bunu kabul etmek çok zor. O yüzden geçici süreliğine bunu dışarı projekte ediyorum ve orada bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Bu egonun bir savunma mekanizmasıdır. Geçici bir çözüm üretir ama kişiyi değiştirmez ve dönüştürmez. Ve kişinin değişimi ve dönüşümü gölgesiyle yüzleşmekten geçmektedir. Bu ana acı verir, denge bozucudur, kaos oluşturur. Zaten tüm sorunda zaten o egonun her şeyi dengede tutma çabasıdır. Ama dengede tutarken de şunu fark etmez. Acıyı yayıyordur ve tekrarlatıyordur farkında olmadan. Ama daha beterini yaşamamak adına kendi iç dünyasına bakmıyordur. O yüzden Jung der ki başkaları bizi rahatsız eden her şey kendimizi tanımamızı sağlar. Şimdi bu bence dövme yapılacak bir söz. Hayır, şunu diyeceğim, ben sık sık kullanıyorum. Doğal olarak birilerine öfkeleniyorum, birilerinden nefret ediyorum, birilerinden intikam alma duyguları bazen içimize geliyor değil mi hepimizin bazen. Şimdi bizleri dedim de benim de çok intikamcı bulmasılar diye hafiflettim, toplumu da kattım işin içine. Bizi rahatsız eden her şeyde aslında projeksiyonlarımız var. Gölgenin projeksiyonu var. Yani bazen soruyorlar hocam her şeyde bu olmaz ki falan. Her şeyde kendi parçamızı nasıl buluruz falan. Evet öyle. Çok enteresan bir şekilde öyle. Çünkü illa sizde olması gerekmiyor mesela. Bu parçanın sizde, ya o kişinin temsil ettiği şey ya da nefret ettiğiniz, rahatsız eden şey sizin hayatınızdaki önemli bir kişi olarak da belirebilir. Babanızdır, annenizdir, bir sorun yaşadığınız bir insan. O da bir parçadır aslında sizin içinizde. Size ait değildir belki ama sizin içselleştirdiğiniz bir parçadır. Bu yüzden bu yansıtma çok önemlidir ve başkalarında bizi bir şey rahatsız ediyorsa kendimizden bir parçayı görmek istemediğimizden ona karşı bir duygu projekte ediyoruzdur. Ve bu yansıtmaları kaldırdığımızda, geri çektiğimizde o artık bizi rahatsız edemez bir duruma gelir. Bu çok zor bir şeydir ama. Hiç kolay bir şey değildir. Çok ileri yaşa, ileri olgunlukta oluşacak bir şeydir. İşte Şems-i Tebrizi'nin hala öfkeleniyorsan kızdığından kavgan bitmemiştir demektir dediği şey de bu aslında. Çünkü içimizde gölge var. O gölgeyle yüzleşemediğimiz için onu projekte edip başkalarında bizi rahatsız edecek unsurlar olarak karşımıza çıkartıyoruz. Evet. Burayla ilgili soru var mı acaba şimdiye kadar gölgeyle ilgili? Gölgeyi biraz anlattım. Var mıdır? Şu an yok. Yok. Tamam, gayet güzel. İyi, tamam, anlaşılır oluyordu umarım. Şimdi bütün bunları
kavradıktan sonra krizler neden var? Biraz da bunu irdeleyelim. Şimdi dualite gereği hayatta kriz var. Şimdi Ayşe Hocam, benim şu anda konforlu bir haldeyim değil mi? Şu anda rahatım mesela. Şu an en rahat halimi aldığımı farz edelim. Şöyle bir rahat konuma geçeyim. Şu an benim için her şey güzel. Homeostasis, denge. Ama ben mesela, siz bana deyin ki bu anla 5 dakika boyunca hiç kıpırdamadan dur. Bu an gelir ki benim için hafif hafif rahatsızlık verici olmaya başlar. Çünkü kıpırdamıyorum ya. Konfordaydım halbuki. Ama zaman geçtikçe o konforum bozulur. Daha da direnirsem konforum iyice bozulur. Daha da direnirsem o konfor konforsuzluğa dönüşür. Daha da direnirsem benim için başlangıçta konfor olan pozisyonum en acı verici pozisyona dönüşür. Kriz açığa çıkar. Dolayısıyla hayatta krizler her zaman için vardır. Ve bunun önüne geçilemez. Ama bizim ego idealimiz var ya, her şeyin güzel, düzgün, kafamıza uygun olması gibi bir beklentimiz hayatın akışı içerisinde. Buna uygun değildir yaşam. Bu egonun idealidir. Ama yaşam bunun tam tersidir. Yaşam artısıyla, eksisiyle, dualitesiyle vardır. Ve önümüze krizler çıkartır. Ama bu krizler kötüdür, değildir. Niye kötü değildir? Bu krizler geliştiricidir, değiştiricidir, güçlendiricidir, harekete geçiricidir. O yüzden mesela bebeğin ilk krizleri açlık krizleridir mesela ve o sayede ego gelişir. Bilirsin sen de. Yani bir şekilde bir kriz yaşar ve bebek bu sayede dünyayla bütünleşmek için bir adım atar. Ya da işte en azından sancılı bir doğum yaşarız değil mi? Krizli bir doğumdur ve yeni bir doğum açığa çıkar. Ya da Erik Erikson'un gelişimsel krizleri vardır. Hepimizin hayatında belli dönemlerde bir kriz yaşar. Yaşarız o krizlerden bir şey öğrenerek kendimizi geliştiririz. O yüzden Nietzsche demiştir ki beni öldürmeyen acı güçlendirir. Dolayısıyla acının hayatta bütünleşme, onarım gibi bir fonksiyonu var bizim hayatımızda. Bunu duygusal acıyı da katabiliriz. Çünkü duygusal acıyla çok şey öğreniyoruz hayatta. Bakış açımızı geliştiriyoruz. Acı çekerek özgürleşiyoruz aslında. Hani Ahmet Kaya'nın bir şarkısı vardı ya, acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimiz de diye. Bu anlamlı geliyor bana şimdi. Eskiden anlamlı derken ne alakası falan var derdim. Şu an anlamlı geliyor. Çünkü acı çekmek, özgürleşmek de bütünleşen bir şey. Çünkü acı öğreten bir şey. Ama optimal düzeyde acı. Şimdi buradaki acıyı da ayırt etmek lazım. Mazoşist bir acıdan ziyade karşımıza geçip bize bir şey öğretme çabası içerisinde olan acı çok değerli. Çünkü acı sayesinde dediğim gibi sorgulamaya gidiyoruz. Hayatımızı gözden geçiriyoruz. Kişiliğimizi gözden geçiriyoruz. Ve bazı unsurlarla yüzleşmek durumunda kalıyoruz ki gölgeler bunlar. Ve gölgeleri bilince taşıdığımızda da biz daha bütün, daha farkındalığı yüksek, daha kontrolü eline almış bir bireye dönüşüyoruz. Ve hayat bu şekilde akıp gidiyor. Ama kriz olmadan bunu yapabilecek bir ne derler, itici güç bulamayız. Değil mi? Yani durduk yere insan kendi canını sıkmak istemez ya. Hadi bir şey düşüneyim de şöyle canımı sıkayım falan demeyiz değil mi genelde? Yani bir kriz gelir bizi bulur ve o krizler sonucunda biz bir maceraya atılırız aslında ve bir anlam sorunu açığa çıkar. Mesela danışan terapiye genelde krizle gelir bize. Bir şey olmuştur, sevgisinden ayrılmıştır, bir kayıp yaşamıştır, artık her zaman kullandığı kalıp hayatında büyük bir soruna yol açmıştır ve biz ona neden şimdi diye sorarız hatta. Yani ne oldu da artık sen terapi kararı almaya karar verdin diye. O bardağı taşıran son damla vardır ama o bardak çokça da dolmuştur ve o kriz son krizde de demiştir ki artık ben bunu değiştirmek istiyorum ve kendimde bu durumu yaşatmak istemiyorum demiştir. Bu manada aslında hayatımızda mikro ve makro krizler her zaman kaçınılmazdır. Mikro krizleri şöyle düşünelim. Basit bir tartışma olabilir. Basit bir sağlık sorunu olabilir. Bir nezlemiz olur, ne bileyim bir şey olur. Bir kırığımız olur. O çok bile mikro olmayabilir ama belki. Bir sağlık sorunu, biriyle tartışma, bir aksi giden bir durum, bir bağlantı sorunu mesela buradaki arkadaşlarda varsa şu anda bağlanma sorunu. Bir mikro kriz onlar için değil mi? Bu eğitime bağlanamadılar. Bir de makro krizler vardır. Makro krizlerde işte büyük krizlerdir ve hayatımızda böyle büyük bir etki yaratan krizlerdir. Bir sağlık sorunu, büyük bir sağlık sorunundan bahsediyorum. İşte kanser ya da daha büyük bir hastalıklar olabilir. Bir yakının kaybı, anne baba, bebeğin işte çocuk, büyük makro krizlerdir. Ya da işte bir ekonomik kriz ya da bir ilişki sorunu, boşanma diyebiliriz, bir ayrılık diyebiliriz. Bir kaza başımıza gelen, bunlar hayatta makro krizlerdir. Mesela bu şey bir makro kriz. Koronavirüs makro kriz. Bu deprem makro bir kriz. Yaşayanlar için diyorum yani. Bizim için belki daha mikro bir kriz. Depremi birebir yaşamayanlar için hani yine bir kriz ama
direkt içinde olanlar için, travmayı yaşayanlar için makro bakıyoruz. Çünkü hayatın gidişatı bundan etkileniyor. Çok ciddi etkileniyor. 30 saniye içerisinde hayat değişiyor mesela. Bu manada aslında hayat önümüze mikro ve makro krizler çıkartır. Tabii ki acımasız değildir. Her zaman için krizlerle yoğunlaşmış bir hayatımız yoktur. Arada stabil zamanlarımız, mutlu olduğumuz zamanlarımız vardır. Ama ne kadar da kendimizi kontrol etmeye çalışırsak çalışalım, tüm önlemimizi almaya çalışırsak çabalayalım, bizim hayatımızda eş zamanlı olarak bizden bağımsız işleyen sistem karşımıza krizleri çıkartacaktır. Şimdi sağlam bir evde oturursunuz, tamam mı? Önleminizi almışsınızdır. Deprem karşısında olabilecekleri düşünerek bilinçle hareket etmişsinizdir. Ama deprem anında sağlam olmayan bir binada travmayı derin yaşamışsınızdır. Nasıl kontrol edeceğiz mesela? Değil mi? Zamana nasıl hükmedeceğiz? Akışa nasıl hükmedeceğiz bu manada? O yüzden biraz önceki izleyicimizin sorusu da öyle olsun. Belli oranda hükmedebiliriz ama gene de hüküm dışında kaldığımız alanlarımız çokça fazladır. Dolayısıyla makro ve mikro krizler bizim hayatımızda çıkar gelir bizi bulur. Niye bulur? Şimdi biraz bundan bahsedeceğim ama burada da bir örnek var. Güzel bir örnek olduğu için buraya koydum. Bir kelebek kozasından çıkarken kelebek olma sürecinde kozasını kendi açmalıdır. Çünkü o kendi açarken kanatlarına da kan gidiyormuş ve o kanatları bu sayede güçleniyormuş ve uçabilecek seviyeye taşıyormuş kelebeği. Ama biz şöyle bir sempatiyle hareket edip, "Aa kelebek sen rahatsız olma, yorulma, biz senin yerini açarız" deyip o kozayı açtığımızda ne oluyor biliyor musun? O kelebek uçamıyor. İlginç bir şekilde. O yüzden krizler kişiye özel olduğunda müdahale edecek bir alanımız varsa tabii edilmelidir de bazen de edilmemelidir. Çünkü güçlendiricidir, değiştiricidir ve dönüştürücüdür. Mesela bu çocuk gelişiminde bu çok yapılan hatalardan biridir. Çocuğun hiçbir kriz yaşamasına izin verilmez. Hiçbir krizi kendi çözmesine izin verilmez. Ebeveyn gelip her türlü sorunu onun adına çözer. Ve çocuğun becerileri gelişmez bu yüzden. Ama o yüzden bilge ebeveynler nerede müdahale edip nerede müdahale edilmemesi gerektiğini çok iyi bilirler. Ve bazı zamanlarda o çocuğun krizle mücadeleye kendi başına mücadele etmesini teşvik ederler. O çocuk için çok değerlidir bu. Çok güzel beceriler, kazanımlar elde etmesini sağlar. Bu manada krizlere bakarken de bu şekilde bakmak gerekiyor. Güçlendirici, değiştirici ve dönüştürücü. Şimdi krizler çıktı, geldi başımıza bir kriz. Şimdi bu kahramanın yolculuğu perspektifinden bakarsak aslında bir maceraya çağır. Yani konforumuz değil mi? İşte deprem anından yarım saat, 30 saniye önce, bir dakika önce şeyde oturuyorduk kanepemizde, filmimizi izliyorduk değil mi? Ben atıyorum, kurumsal yapıyordum. Bir dakika sonra hayat alt üst oldu. Tepetaklak yani her şey. Şimdi bu bir kriz işte. Ve bu kriz bizim için anlamlı. Neden anlamlı? Eş zamanlılık olarak düşünürsek aslında kahramanın yolculuğunda bir yolculuğa davet. Şimdi bu yolculuk nereyeydi? Bilinç dışındaydı. Bilinç dışında nelerle karşılaşacaktık? Kendimizi tanımaya yönelik gölge figürlerimizle. Şimdi bu gölge figürleri tanımamak ya da onları aydınlığa çıkartmamak adına zihnimiz bize bazı oyunlar oynar. Şimdi bu oyunlara kurban taraf olarak tanımlayacağım. Bu aslında egonun oyunları, egonun savunma mekanizmalarını. Bu kurban arketipi olarak tanımlanıyor krizler karşısında. Diğeri de zıttı da kahraman arketipi. Şimdi bunun ikisinin ayrımını yaptığında netleşecek olay. O da şu, kriz geldi, yaşandı, büyük bir kırılma oldu hayatın akışında. Acı çekiliyor. Ve kurban taraf şöyle der. İsyan eder, inkar eder, suçlu arar, pazarlığa girişir. Ya da ne bileyim, kurtarıcı bekler. Bu krizler karşısında sürekli olarak bir süre. İşte bu içimizdeki kurban hareketi bir taraftır. Ve bu genelde yolculuğu reddetmekle eşdeğer bir şeydir. Bilinç dışına olan yolculuktan bahsediyorum. Çünkü çağrıya yanıt verememedir bu Campbell'da. Dolayısıyla isyan, öfke, inkar, yansıtma, bütün bunlar gölgeyle yüzleşmemek adına egonun ortaya çıkardığı bir takım davranış modelleridir. Anlamlıdır. Bunu kötü olarak söylemiyorum bu arada. Tamam mı? Bu olması gereken de bir şeydir. Çünkü her insan ilk başta kahraman olacak dediği bir şey yok. Bir süre bu tepkileri doğuracak, yaşayacak. Zaten bu yaz süreci aşamaları olarak geçiyor. Kübra Ross'un. Yani ondan da bahsedeceğim biraz. İsyan etmek, işte öfke duymak, pazarlık. Ve bu eşittir o krizi yönetememek. Ve gelişim fırsatı olarak değerlendirememek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi krizlere böyle yaklaşan çoğu insan vardır. Bir problemle karşılaşır. Sorunun kaynağını
görmek yerine ya da bu olayın onda neler ne mesajı vermesini istediğini anlamak yerine hep dışsallaştırır sorunu. Sürekli dışa atar. Suçlamalarda bulunur. Kaçış yapar, inkar eder, olamaz der. Ya da başkalarını suçlar. Ya bu hepimizin zaman zaman başvurduğu bir yöntemdir aslında. Yani kendimize ilk darbe geldiğinde, kriz geldiğinde of bu da nereden çıktı ya filan. Şimdi ya zamanı mıydı filan. Allah kahretsin diyen şikayetçi bir işte bu Jung'da kurban arketip olarak geçer. Yani ben kendimi kurban ediyorum bu krize. Değişmek istemiyorum, dönüşmek istemiyorum. Bu benim için ağır ağır geliyor demek. Bunun zıttı. Kahramanda ne var? Burası önemli. İşte kahramanda masallarda olduğu gibi bir dakika. Buradan ne öğrenmeliyim? Neyi değiştirmeliyim? Gölge tarafım ne? Kendimle ilgili hangi eski kalıplarım artık devam edecek durumda değil ki bu kriz bana bir şey göstermeye çalışıyor. Neyi değiştirmeliyim sorusuyla işte daha olgun bir perspektifle baktığımızda kahramanca bakmış oluyoruz. Kahramanca hareket etmiş oluyoruz. Burası önemli ve değerli işte. Bizden mitolojilerin, masalların, efsanelerin beklediği de bu tutum. Çünkü bu çağrıya yanıt vermek, bilinç dışına inebilmek, kendi gölgelerimizle yüzleşmek anlamı taşıyor. Ve bu bir cesaret, kararlılık, irade işi. Ve krizi fırsata çeviriyoruz bunu yaptığımız müddetçe. Ve bunun da bir mükafatı oluyor, gelişiyoruz. İşte o diyalektik, Jung'un dediği şey, yeni bir sentez açığa çıkartıyoruz, bakış açısı. Ve bu bizim hayattaki misyonumuzun yerine getirilmesinde bir aşama görevi görüyor. Çünkü biz bu şekilde krizleri yorumluya yorumluya kendimizi inşa ediyoruz, kendimizi buluyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Ve krizlerin hayatımıza çıkan anlamı da bu. Özgürlük. Tam burada bir soru sorayım mı Ümit? Tabii. Yani sorulan bir soruyu sorayım. Tam bu noktada. Feyza Nur Taşdelen sormuş. Krizden sonra kurban olmayı kabul etmiş birini yine de kahramana dönüştürme şansımız var mı? Eğer varsa nasıl yapabiliriz? Yani çok var muhtemelen ama. Kesinlikle. Evet. Zaten bunları şöyle düşünmemek lazım. Ya işte kurbandım, hop atladım, kahramana geçtim. Artık kahramanım diye bir şey yok. Kahramanken de zaman zaman kurbana döneriz değil mi? Bir tarafımız der ki ya bu olay niye başıma geldi? Bir dakika, bir dakika. Benim bana öğretmek istediği şey nedir? Öbür tarafımızdaki lanet olsun ya niye geldi başıma deriz mesela, isyan ederiz. Bunlar böyle devinim içerisindedir. Aynı anda başka yerlerde de olabiliriz. Ama hangisini daha çok beslersek ve bilinci hangi alana koyarsak, yani kahramanı bilinçtir kahraman, onu aktive edersek o bizim hayatımızda daha etkili olmaya başlar. Kurbanı beslersek çok fazla savunma mekanizmaları, sürekli kaçış kaçış kaçış, o bu sefer her kriz karşısında kurban devreye sokmaya başlarız ve bunun bedeli de ağır olur. Gelişmeyiz, dönüşmeyiz. Dolayısıyla bu içimizdeki yapılardır. Zaman zaman kahraman oluruz, zaman zaman kurban oluruz. Ama olgunlaştıkça, bireyselleştikçe daha çok kahramanlığımız açığa çıkar ve olaylar karşısında olayların kurbanı olmak yerine çok olgun bir duruşla onları fırsata çevirme iradesi gösteririz. Bu önemlidir. Evet, yani biz bir aslında kişisel gelişimimizde de ya da seanslarda da nerede kurban, nerede kahraman olduğunu göstermeye çalıştığımız, biraz rehberlik ettiğimiz ya da kahramanı nerede ya da ne oluyor da kurban rolüne bürünüyor aslında bunu fark ettirmeye çalışıyoruz. Buradaki aynen öyle. Temel zaten bu gibi değil mi? Savunma mekanizmaları devreye sokulduğunda kurbanız. Kurbanın da bir bedeli var. Gelişmiyoruz, dönüşmüyoruz. Acıdan kaçıyoruz ama. Buradaki temel kavram bu. Acıdan yüzleşmemektir. O yüzden Jung der ki tüm akıl hastalıklarının kökeninde meşru acıları reddetmek yatar der. Çünkü orada yaşanması gereken, deneyimlenmesi gereken bir acı vardır. Bitirilen bir şey vardır. Şimdi bakın. Şimdi burada önemli olan şu. Her yolculuk, her kahramanın yolculuğu bir bağımlılıktan kurtarılmadır. Bir bağımlılığın çözülmesidir. Bu her türlü bağımlılık olabilir bakın. Yani nasıl anlatayım size? Bir kere yas süreci bir kaybediştir ilk başta. Bir yakınlığın kaybı da bir kaybediş. Sağlığın kaybı da sağlığın kaybediş. Hastalık sağlığın kaybediş. Deprem mesela işte maddi varlığın, huzurun ya da yakınlarının kaybedilişi. Ya da başımıza gelen ekonomik bir olay, paranın kaybedilişi. Şimdi kahraman yolculuğu perspektifinden bakarsak aslında bize vermek istediği şey şu. Bırakmayı bilmelisin. Vazgeçmeyi bilmelisin. Vazgeçilecek yerde. O bağını koparmalısın. Ve kahraman aslında özgürleşme yolculuğu yapıyor burada. Tüm bağlarından. Her türlü bağımlılıktan aslında.
Kişi bağımlılığı, maddiyat bağımlılığı, huzur bağımlılığı, hayat bağımlılığı hatta. Hayatla bağlanılmaması gereken bir şey bir tarafıyla. Çünkü ölüm var. Her an gelebilir. Her an ölebiliriz. Bakın bunlar çok gerçekçi, realite yani. Bugün bir saniye, 10 saniye sonra, bir saniye sonra yaşayacağımızın hiçbir zaman garantisi yok. Ama biz bağımlılıklarımızla, yani bu egonun bağımlılıkları aslında, hayata ısrarla tutunmaya çalıştığımızda hayat bize bir şekilde, bir müdahaleyle hiçbir şeye bağımlı olmamamız gerektiğini ve özgürleşmemiz gerektiğinin işaretini vermeye çalışıyor. O yüzden de psikoterapiye girenlerin çoğunda da bir bağımlılık öyküsü vardır. Anneye bağımlılık, bir kişiye bağımlılık, eşe bağımlılık, çocuğa bağımlılık. Bağımlılık istenmeyen bir şey yani. İnsanın ruhsal gelişimine engel bir şey. Çünkü insan bağımlı olduğu müddetçe kendi olamıyor. Korkulara bağımlılık, kaygılara bağımlılık, travmaya bağımlılık, bunların hepsi bağımlılık. Kahraman olduğumuzda da aslında bir bağımlılığımızı çözüyoruz. Özgürleşmemiz konusunda önemli bir adım atmış oluyoruz. Kurbanda da o bağımlılığı devam ettirmek istiyoruz. İşte bir olayın püf noktası bu. Tamam. O yüzden yaz süreci aşamaları da bu perspektiften ele alınır. Ve yaz sürecinde de Kübler-Ross bir psikiyatristtir. Onun yaptığı yaz süreci yaşayan kişilerle yaptığı incelemede şunu fark etmiştir. Bu arada yaz deyince de sadece bir yakınının kaybı olarak düşünmeyin bunu. İşte deprem bir yaz sürecini doğuracak bize şimdi yani birçok insan için. Ya da işte bir ekonomik kayıp ya da bir huzurun kaybı, bir boşanma, bir evlilik sorunu, hepsi bir yaz süreci. Ve insanoğlu diyor ki Kübler-Ross ilk başta diyor inkar eder diyor. Egosu diyor, onu diyor, olayı diyor reddeder diyor. Bir dakika böyle bir şey olamaz, olamaz. Benim huzurlu bir alanım vardı, konforlu alanım vardı. Bir dakika bozuldu mu bu yani? Bunu kabul etmiyorum der. Başlangıç inkar. İkinci aşamada öfke açığa çıkar diyor. Bu neden başıma geldi? Bu niye böyle oldu? Bunu hak edecek ne yaptım? Kişilere öfke, depreme öfke, bir sürü kişiye öfke. Çok da haklı da öfke olabilir bu arada. Öfke her zaman için sorunlu değildir. Tanrı'ya öfke, giden kişiye bile öfke. Yani ölen kişiye bile öfke duyabilir kişinin eğer yası varsa. Ve bu da yaşanması gereken bir aşamadır. Diyor. Ve üçüncü de pazarlığa girişir. Bu pazarlık da şudur. Şöyle olsaydı böyle olmayacaktı. Deprem günü şurada olsaydım bu o başıma gelmeyecekti. Şöyle oldu, şunu yapsaydı bu böyle olmayacaktı deyip böyle sürekli bir pazarlık içerisinde olan tarafımız. Şimdi bunların üçü de aslında kahramanın yolculuğu açısından kurban tarafımız. Çok da doğal olması da bazen gerektirir. Çünkü acıyı direkt hissedersek denge de bozulur. Bu egonun aslında bir şekilde bir süreci biraz böyle hafifletme, yumuşatma çabası. Ama sorun burada kalırsak. Burayı çünkü tamamlanması gereken aşamalardır yaz. Bu üç aşamadır. Dördüncü aşamada depresyon vardır. Depresyon şudur aslında. Kahramanın yolculuğudur. İçe gömülüp anlamlandırmak, bütün bu olaylara sağduyulu bir perspektiften bakıp bunun anlamı ne? Neyi değiştirmeliyim? Hangi eski kalıplarımla hayat devam edemiyor? Neyle bağımı koparmalıyım? O hüznü, o acıyı, o kederi de yaşayarak bu arada. Bunların hepsi insani duygular. Patolojik olmadıkça, depresyon patolojik bir aralık kaldıkça sıkıntılı biliyorsun. Bir değişim ve dönüşüm kabuk değiştirme sürecidir. Yengeçler de ıstakozlar da bunu yapar aslında. Yılanlar da bunu yapar. Belli bir yaşa geldiğinde artık kabuğu ona dar gelmeye başlar. Gelişimine engel teşkil eder ve bir seçeneği vardır. O kabuğunu değiştirmek bir mağaraya girer. Suyun altına iner. Orada bir kabuk değiştirme sürecini deneyimler. Ve yenilerek hayatına devam eder. Bu depresyon sürecidir ve depresyon sürecinde de aslında sonraki aşamada kabullenmedir. Kabullenme de şudur. Bir dakika evet çok acıydı. Üstünden silindir gibi geçti. Hala hatırlayınca üzülüyorum. Ama yaşanması gerekiyordu. Bunları öğrendim. Bunları terk ettim. Bu benim için bir zenginlik. Ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum diyebilmek. Bu işte o yaz sürecinin tamamlanması ve kahraman gibi hareket edebilmek becerisi. Bunu tamamlayamadığımızda sorun oluyor işte. Bir yerlere takıldığımızda, öfkeye takıldığımızda, pazarlığa takıldığımızda, depresyona da takılabiliriz bu arada. Sürekli orada kalmak da problem. Oradan bağımızı koparıp hayat devam ediyor deyip devam etmek zorundayız. Evet çok acı, hatırlatınca hala üzücü ama geldi, tecrübe yaşattı, şunu öğrendim ve yolculuğuma kaldığım yerden değişmiş ve dönüşmüş olarak devam ediyorum. İşte kahramanın yolculuğundaki değişim bu. Bu bir ödül aslında, mükafat. Anlatabiliyor muyum? Başka soru var mı? Daha yok. Bir saniye.
Şu an yok. Umarım herkes dinliyor. Umarım konu çok dağılmıyordur diye tahmin ediyorum. Ayşe hocam, sen bu konuda bana biraz geri bildirim verebilir misin? Aslında tam şeye geldin, güzel bir yere geldin. Yani güzel toparladın. Şimdi bu bakış açılarıyla biz bu depreme, bu yaşadığımız gerçekten çok zor dönemden geçiyoruz. Burada kurban mı, kahraman mı olacağız? Bu travmaya nasıl bakacağız? Sanki buraya artık giriyorsun gibi geldi. Evet, yavaş yavaş giriyoruz. Şimdi bu altyapı oluşturduktan sonra bazı özlü sözler hazırladım. O özlü sözler üzerinden bütün bunları yorumlayalım istersen. Bu konuda açılımı sağlamak istersen bana sorulara biraz yönlendir. Tamam. Şimdi Jung der ki, kişinin huzursuzluğu, mutsuzluğu, gerginliği, sıkıntısı, depresyonu onu uyandırmaya çalışan önemli dostlarıdır. Şimdi bu bakış açısı da önemli. Yani biz hep huzursuzluk olmasın, mutsuzluk olmasın, gerginlik olmasın diye bakarız ama bunların hayatımızdaki yeri ve önemi şudur. Bir dakika, sen kendini tanımalısın. Kendi iç dünyana bakıp bazı unsurlarını bilince çıkartıp değişmelisin ve dönüşmelisin. Sen aynı kalmak için bu dünyaya gelmedin. Tekamül etmek için varız ya bu hayatta. Gelişmek için. Tüm canlılık vardır bunun için. Yani evrim bunun üzerine şekillenmiştir, değil mi? Yani tekamül edip kendini geliştirebilenler, zorluklar karşısında daha dayanıklı olan canlılar, hayvanlar yaşar, diğerleri telef olur ve doğal seleksiyonla yok olur. Aynı kanun bizim için de geçerlidir aslında. Hayat akıyordur, hayat zorluklarla vardır ve krizler karşımıza çıkartıyordur ve bizden beklenen şey öğrenmek ve yolculuğumuza değişmiş ve dönüşmüş, bütünleşmiş olarak devam etmek. Yani bu gelişim göstermek. İşte buna kapıyı kapattığımızda açığa çıkan duygular huzursuzluk, mutsuzluk, gerginlik, sıkıntı, depresyon oluyor. Ve psikolojik sorunlar oluyor hatta. O yüzden bakıyorsunuz adamlara, mesela hayatın belli aşamasında her şey iyi. Bir şekilde hayatın egosu gelişmiş ve hayatı kaliteli, konforlu bir hale getirmiş yaşamı. İşi var, gücü var, eşi var, arabası var, parası var, evi var vesaire. Ama bir boşluk, bir hiçlik, bir anlamsızlık duyguları. Mesela bu da anlamlıdır. Ve aslında bizim amacımız bütünleşmekse, eğer bunlar bize dar gelir bir süre sonra, yetersiz kalır. Ve biz yolculuğumuza devam etmekten vazgeçersek hayat da bizi bazı krizlerle uyarır. Şu anda koronavirüsün tüm insanlığı uyardığı gibi bir manada. Yani aslında ciddi anlamda zarar vermeye başladık. Doğaya, kendimizden koptuk, fazlaca tüketmeye başladık. Savaşlar bir sürü şey oldu ve umursamaz bir hal almaya başladık ve bütünlüğümüzü unuttuk. İnsanlarla olan kardeşliğimizi unuttuk ve şu anda sopa gibi böyle kafamıza vura vura aslında birbirimizi ne çok etkilediğimizi bize öğretiyor, değil mi? Ne kadar çok sorumluluk sahibi almamız gerektiğini, başkalarının sağlığı bizim sağlığımızla da bağlantılı olduğu için ne kadar çok sorumlu hareket etmemiz gerektiğini ya da işte hayatın ne kadar geçici olduğunu, bir anlık bir ölümle yüzleşebileceğimizi, yakınlarımızı kaybedebileceğimizi, yaşlılarımızın ne kadar değerli olduğunu, işte sokağa çıkıp özgürce gezmenin, sohbet etmenin, işte ne kadar aslında güzel olduğunu, doğanın ne kadar iyi olduğunu falan, bütün bunları öğretiyor. Ne kadar zarar verdiğimizi. Aslında bunların hepsi bizim gelişim yolculuğumuzda önemli bir farkındalık yaratan unsurlar. Şimdi deprem sonrasındaki huzursuzluğumuz, gerginliğimiz, depresyonumuz da çok doğal olarak olması gerekiyor. Çünkü hiç kolay şeyler yaşanmadı. Kimimiz bir yakınını kaybetti, kimimiz hala o travmayı yaşıyor, kimimiz her an bir problem olarak görüyor bunu, yani yaşanması muhtemel. İşte bütün bunlar da anlamlı aslında. Şimdi egodan sıyrılıp baktığımızda şu kahramanca soruyu sorduğumuzda, bir dakika, ne öğrenmeliyim? Neyi değiştirmeliyim? Hangi kalıplarım artık miadını doldurmuş da eski kişiliğimi öldürüp yeni kişiliğimle yeni bir doğuma hazırlanmalıyım sorusunu sorduğumuzda doğru cevapları da bilinç dışı bize zamanla söylüyor. Önemli olan bu olaydan biraz geniş bakabilmek. Bunu tek başımıza da yapmak zorunda değiliz bu arada. Yani illa bu işte burada bizim rehberler devreye giriyor. Jung'daki rehber arketipi devreye giriyor. İşte burada duyguları paylaşmak, birine anlatmak, bastırmamak, hiçbir şeyi bastırmamak çok önemli ve değerli. Neler hissettiğini, kaygısını, korkusunu, ne bileyim öfkesini, bütün bunların hepsi işte yaz sürecinin ilk başlardaki aşamaları gibi hepsi insani, hepsi bize ait ve hepsi bizim tarafımızdan ifade edilmeyi bekliyor, yüzleşilmeyi bekliyor. Bunları konuşabilmek çok önemli ve değerli. Bunları yapmadığımızda işte huzursuzluğumuz artıyor, mutsuzluğumuz artıyor, gerginliğimiz uzuyor, acı işkenceye dönüşmeye başlıyor. İşte
buradaki olay bu. Kriz fırsata çevrilmiyor. Ve bir kısır döngü, patolojik döngü açığa çıkıyor. Bu manada aslında 99 depremini bilirsin. O depremin hala patolojik travması altında yaşam süren ve hayatları gerçekten bir yerde tıkanmış insanlar vardır. Deprem travmasını çok ağır yaşamışlardır. Yaz sürecini tamamlayamamışlardır. Evet. O döngü kapanmamıştır ve hala devam ediyordur. İşte burada biraz içgörü meselesi herhalde. Yani bastırıp bastırmadığımızı ya da bastırmadığımız değil de ne kadar içgörüye sahibiz ya da değiliz. Hani içgörü sahibi kişiler belki durumu bilemeyebilir de ne olduğunu, ama bir şey verir. Yani bir rahatsızlık veriyordur orada. Onu böyle kemiren şu laf çok güzel. Kişinin huzursuzluğu, mutsuzluğu şuradaki yansıttığın söz çok güzel. Önemli dostlarımızdır diyor ya, bunun farkına varmak biraz bizde herhalde içgörü uyandırıyor ki yardım alabilelim ya da birazcık kendimizi bilelim gibi. Ama onun farkına varmamak da bir sıkıntı sanki. Kesinlikle. Ya ne olduğunu bilemeyebilir de, seansa gelenler ya da terapiye gelenler bilirsin ki bazen ne olduğunu bilmez ama bir şey var der ya da görünürde bir şeyden bahseder. Ama ne olduğunu belki de bu şekilde, yani o bu dürtmeyle, o depresyon içerisine girmekle, o gölgelerin, senin gölge dediğin, Jung'un gölge dediği gölgeleri fark etmekle muhtemelen anlayacağız. Yani bunu fark etmek için böyle bir etki gerekiyordu. Yani gerekiyordu değil, öyle. Çünkü biz bazen hayatımızda krizler karşımıza çıkar ve onları anlamlandıramazsak zamanında, o krizlerin dozajı da giderek artmaya başlar ve bir süre sonra artık bizi böyle çok derinden sarsacak makro bir kriz açığa çıkar. Bu kolektif olarak da açığa çıkabilir. Bizim için anlamlıdır. Çünkü biz herhangi bir sorun yaşamamasak bile sorumluluğu almamamızın sonucunda o kolektif krizin yine etkisi altında kalabiliriz. Ya bu bizim suçlu olduğumuz anlamına gelmez. İlla bir şeyden kaçtığımız anlamına gelmez. Bazen bir şey öğretmek için de gelir. Bir şey göstermek için de gelir. Eski belli kalıpları kırmamız için de gelir. Ve bu krizleri, İşte hani bir meşhur bir söz var, aman ağzımızın tadı bozulmasın deyip ötelediğimiz ve o krizleri anlamlandırmadığımız, o krizler geçici bir yok olmuş gibi gözükür ama sonrasında giderek artarak gelir en sonunda makro bir kriz olarak bizi derinden sarsar. Evet, bu noktada bir güzel bir şey sormuşlar, onu sorayım madem. Yasemin Oymak sormuş. Kurban bakış açısından baktığımızda kriz durumu yaşayanlar tek aşamada kalarak mı olayı yorumluyor? Yoksa inkar, öfke, pazarlık döngüsünde sıkışıp kalıyorlar mı demiş. Bir kere ikisi de olabilir. Bazen inkarda tazsa tek başına kalan insanlar vardır. Mesela kişi çocuğunu kaybetmiştir. Bir ömür inkarda yaşar. Her gün yemek masasına tabak koyar, o gelecek diye mesela. Psikotik durumdur aslında. Yani bu oraya takılı kalmaktır. Birisi öfkede kalmıştır. Hep öfkelidir. Hayatta öfkelidir, olaya öfkelidir, Tanrı'ya öfkelidir, bütün bunları başına getirenlere öfkelidir. Orada kalıp takılı kalabilir. Bazı pazarlıkta takılı kalır. Bunlar kişilik yapılanmasına, olgunluğa, ruhsal olgunluğa göre değişir. Bazıları da böyle bir mekik dokur. Arada bir inkara gider, arada pazarlığa gider. Ama bu üç aşamanın üçü de kurban psikolojisiyle alakalıdır. Depresyon ve kabullenme, yani diğer dördüncü ve beşinci aşamalar, işte kahramanın daha çok devreye girdiği, anlamlandırdığı ve kendini değiştirdiği aşamalardır ve bu döngü kapandığında, zaten psikolojideki en büyük sorun bitirilmemiş işlerdir, sen de bilirsin. Bitirildiğinde, çember tamamlandığında hayat devam eder kaldığı yerden. Ve hayat bu şekilde akar. Ama biz o çemberi açık bıraktığımızda o bir çengel olarak kalır ve her zaman takılır bize. O çemberi nasıl çalışacağınızı sormuş birisi de, uzman psikolog Lale, soyadını bilemiyorum, kısaltma. Depremi yaşamış yakınını kaybedenlerin terapi sürecinden de bahsedecek miyiz? Şimdi bu bir yaz süreci, doğal olarak kesinlikle bahsedelim. Yaz süreci aslında işte biraz önce söylediğim aşamalardan oluşan bir süreç. Burada destek alması önemli kişinin. Bir uzmandan ya da bir yakınından. İlla uzman olması da gerekmiyor bu arada. Yani herkesin de bu konuda imkanları da sınırlı tabii. Ama birisinin rehberliği, birisine duyguları ifade edebilmek. Bir kere duyguların ifadesi en önemli şey. Duyguları paylaşabilmek. Her tür duyguyu konuşabilmek. Bu zaten yani inanılmaz sağlatıcı bir şey, onarıcı bir şey. Ve bilinç dışındaki yapılanmalar duyguyla da ortaya çıkıyor. Bir duygu kanalı bu. Şimdi o zaman madem baş etme becerilerinden bahsedecektik, ondan başlayalım. Duyguları ifade etmek bir kanal. Terapisti ifade etmek, arkadaşını ifade etmek, yazıya yazmak, oturup konuşmak kendi kendine, psikolojik olarak değil de kendi kendine bir şekilde duygularını ifade etmek.
Bu duygu kanalını aktive etmek çok önemli ve değerli. İkinci kanal bilinç kanalı. Bilinç kanalını aslında ben burada biraz vermeye çalışıyorum farkındaysan. Yani bilinç dediğim şey anlamlandırma. Hayattaki en büyük sorunlardan biri de anlam eksikliği ve bu yüzden problem yaşıyoruz. Başımıza gelen olayları anlamlandıracak bir felsefi referans noktası olmaması Jung'a göre bir mutsuzluk nedeni. Yani bir felsefi dini inanç da buna dahil olabilir. Baş etme becerisi olarak bir felsefi inanç. Mesela benim şu sunduğum bir perspektif, bir bakış açısı. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Ama kabul edenler için, ben kabul edenlerden biriyim. Benim için hayat çok anlamlı. Başıma gelen olaylar da anlamlı bu perspektiften yaklaştığım için. Ve benim için bir fırsat doğuruş. Tabii ki ben de kurbana geçiyorum. O da ayrı konu zaman zaman. Ama bu referans noktası beni güçlü kılıyor hayat karşısında. Çünkü hayatın kontrol edemediğimiz bir akışı var. O kontrol edemediğimiz akışı da eğer bir referans noktasına tutunmazsak, bir felsefi inanca, bir dini inanca, yani bu herkesin kendi özelinde farklılaşır. Kimse kimseyi bu yüzden de yargılayamaz. Ama yani sapkınlık içermedikçe insanın bir referans noktasının olması önemli. Yani o yüzden anlam problemi doğuruyor. Anlam sorunu problemi doğuruyor. O yüzden Jung'a göre anlamsızlık büyük bir problemdir. Ve anlamı oluşturduğunda insan vardı. Olaylara katlanma becerisi daha da gelişir. Daha da artar baş etme becerisi. O yüzden bir anlam sorunu var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Bu olaylar... O zaman böyle olaylar yaşadığımızda aslında bunu sorguluyoruz değil mi? Mesela depremi yaşadığımızda gerçekten yaşantımız ne kadar anlamlı mı değil mi? Yaşantının neresindeyiz? Anlam sorunu var mı yok mu derken... Anlam sorununu açığa çıkartacak bu bizim için. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Hayatı anlamlandıramamışız şimdi. Yemişiz, içmişiz, gezmişiz, tozmuşuz. So what dediğimiz nokta geliyor belki. Bu bir anlam sorununun bizim için bir kriz olarak karşımıza çıkması olabilir ve bunu anlamlandırmak bizim hayatımızdaki değişim dönüşüm fırsatı olarak karşımıza çıkar. Çoğu insan için de böyledir mesela. Bu tarz olaylardan sonra bazı felsefi görüşler açığa çıkar. Bazı dini inançlar doğar. Çok doğal olarak bir anlam ihtiyacı. Bu kurama göre değişir. Ama mesela Jung'a göre bu anlamsızlık bir problemdir. Bir hastalıktır hatta. Peki bir şöyle soru sormuş Işıl Oluç. Sürekli deprem olacakmış gibi gelmesinin de kurbanlıkla bir bağlantısı var mı? Ya da bundan çıkılabilir mi? Nasıl çıkarız? Şimdi bu temel güven duygusunun sarsılması anlamına taşıyor. Yani hayatın akışı içerisinde her şey iyi giderken bir anda büyük bir kırılmayla hiçbir şeye güvenilemeyeceğinin sonucunu doğurması egonun, zihnin. Ve dolayısıyla ego bunun için önlem almaya çalışıyor. Çünkü egonun bakış açısı şu, her an her şey olabilir artık. Çünkü oldu ve bitti ve bizim için büyük bir kırılma yaşattı. Bundan sonra neye nasıl güveneceğim demesi. Bu bir temel güven duygusunu açığa çıkartır ve bu duygu genelde de eğer varsa bastırılmış travmalar geçmişten kalan onları da tetikler. Bu da bir kaygı bozukluğunu açığa çıkartır. Şu anda bunu yaşayan kişiler varsa sadece depremle alakası da olmayabilir bu arada. Depremin tetiklediği geçmiş kaygılar, çocukluk kaygıları, kaybetme kaygısı, bir sürü kaygı ayyuka çıkmıştır ve burası aslında gölgedir ve gölge aydınlanmaya ihtiyaç duyuyordur. İşte burada oraya iyi bir bilinç, iyi bir farkındalık, iyi bir sağaltım süreci devreye girerse büyük değişimler yaratır. Ve temel güven duygusunun bir süreliğine sarsılması da doğaldır bu tarz afetlerde. Ego bir kendi adaptasyonunu doğurur. Çünkü bu şunun gibidir. Hayatta yürünen bir zemin vardır. Hepimiz bir tiyatro oyunundaysak burada mesela bastığımız zemin her zaman için sağlamdır. Onu kontrol etme gereksinimi hissetmeyiz. Rolümüzü oynarız ama bir gün o zemin çökerse bizim için çok acı verici bir olay, travma yaratır. Ve o depremde bu zemin çökmüştür ve şu anda şöyle hareket ediyorsunuz. Bir dakika. Şu anda burada çökebilir mi deyip böyle ayaklarımızı böyle kontrol ederiz ya. Zemine vururuz ya. Burada sağlam mı diye. Öyle bir aşamayı yaşıyoruzdur. Bu da çok doğaldır. Bunun zamanla geçmesi beklenir bir şekilde. Ama geçmesi için destek kuvvetler önemlidir. Duyguların ifadesi dediğim gibi, bilinç koymak, farkındalık, içimizdeki güçlü, onarıcı, sağduyulu kahramana güvenmek, anlamlandırmak, sonuçlarını yorumlamak. Onun dışında duygu kanalından bahsedip belki sosyalleşmek. Mesela buradaki bu eğitime katılmak çok anlamlı olabilir. Perspektifi geliştirerek hayatımıza katmak. Bunlar böyle biraz daha soyut işleyen devinimler olduğu için direkt şöyle yapılır, böyle yapılır da diyemiyoruz. Ama bunların her birinin katkısı sağaltımda çokça fazla. Ama bu bir travmaysa ki büyük bir travma birçok insan için bir süreliğine hayatın olağan akışını bozması da çok da beklenir. Çok da doğaldır. Yani bu bir tecrübe. Yani döngü kapanana kadar, siklus, çember kapanana kadar bu duygular yaşanacaktır. Bunu da kabul etmek gerekiyor ilk başta.
Yani niye bunu yaşıyorum? Niye böyle bir artık böyle büyük bir olay yaşadık çünkü yani bu sarsıcıydı. Bu bir yaraysa eğer o yaranın sağaltılması, tedavisi, yaranın kabuk bağlaması, sonrasında iyileşmesi bir süreç alacak. Bunun için de bu böyle olacak. Ama o yarayı bazen kendiliğinden iyileşmesini bırakamayız. Ne yaparız? Antibiyotik kullanabiliriz. Sarmak zorunda kalınır. Ne bileyim doktor desteği oluşması gerekir. Eğer buna ihtiyaç duyuyorsa bunları yaptığımız müddetçe o yara sağlayacaktır, toparlanacaktır. İzi kalacaktır belki ama onun öğrettiği çok da şey olacaktır. Bu şekilde yorumlayabiliriz bu olayı. Evet, bunu bir şeye benzetmiş dinleyicilerden birisi Semra Can'a. Yani yastan, depremden bahsediyoruz ama engelli çocuğa sahip olmakla ilgili bir benzetme yapmış. Bu da aynı şekilde bir yas süreci yaşatabiliyor ve genellikle kurban rolünde hayatlarını sürdürüyor gibiler demiş. Yani farklı alanlarda, farklı şekillerde olabilir. Tabii ki canım, her kendisinde farklı bir kriz var. Herkesin yaşamı birbirinden çok farklı, krizleri de çok farklı, verdiği reaksiyonlar da birbirinden çok farklı. Bunu kurban olarak yaşayan çoğu insan olduğu gibi bunun kahramanı olup o insanı çok güzel yetiştiren, onun gibi insanlara katkı sağlayan, dernekler kuran insanlar da var mesela. Bunlar kahramanı olmuş bu krizi. Öyle de yorumlayabilirim. Evet, o zaman biz aslında belki de ilk anda örneğin işte dernekler olarak, psikologlar, danışmanlar olarak bu deprem sahasında, alanında yardıma hazır olarak bekleyen bir grup halinde bir grubumuz var ama burada ilk önce belki de işin profesyonel yardım kısmı, anladığım kadarıyla senin söylediğinden de, bir ikinci aşama gibi. İlk önce bu yası bir yaşamak, yani bu gerçekten temeldeki güven duygumuzu sarsan ve o ayağımızın altındaki, hem gerçek anlamda söyleyelim şimdi, zemin kaydı, hem de mecazi olarak o zemin kaydı ve hiçbir şey aslında yarın yok duygusunu bize yaratan bir şey, durum yaşıyoruz. Her ne yaşarsak. Olmayacak bu arada, onu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi egonun istediği şey şu, ego perspektifinden bakarsak. Her şey güzeldi, her şey yerindeydi, dengem yerindeydi, konforum yerindeydi. Niye geldi? Geliyor işte, hayat böyle. Belki bu perspektif, bu bakış açısını kabul etmek gerekiyor. Kendi cennet idealimiz bu dünyada her zaman geçerli olan bir şey değil. Hayat zorluklarla var. Dualiteyle evet. Var. Ve bunlardan da ders çıkarmak, anlam çıkarmak için var. Ve bu bakış açısını geliştirmezsek, ego perspektifinden bakarsak bunlar çok acı verici olur. Kabullenmesi de çok zor. Evet. Kabullenmesi çok zor ama ilk aşamada yaptığımız şey o duygunun kabul edilmesi. Yani gerçekten büyük bir sıkıntı, büyük bir yas, büyük bir acı, kayıp ve acı duygusu yaşadığımızı kabul kısmıyla. Duygunun kabulüyle belki de olaya bakmak birinci aşama diye söyleyebiliriz. Bunun kabulü zaten gölgenin aydınlığa çıkartılması. Bak, oradaki duyguda acı verici bir duygu var ya, orada keder var, hüzün var, öfke var, neyse artık. O gölge aslında. O gölgeyi bilince taşıdığın zaman, ona kabul verdiğin zaman, aydınlığa kavuştuğunda onun bilinç dışında yarattığı etki aynı şekilde kalmıyor. Enerji kalmıyor. Enerjiyi sen deşarj ediyorsun. O yüzden duygular çok önemli. Duyguları ifade edebilmek çok değerli. En önemli şey o. Hatta. Çünkü duygular aracılığıyla da kendimizi tanıyoruz. Kendimizin korkularıyla yüzleşiyoruz. Kendimizin bağımlılıklarıyla yüzleşiyoruz. Bunu oraya götüren süreçlerde bize duygular bir aracı, bir ip. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani böyle bir olayı en ağır şekilde yaşayan kişi ile daha hafif yaşayan diyelim. Yani işte iki ötede kardeşimin evi çatladı. Bir ötede hemen bir arka sokağındaki ev tamamen çöktü ve onlarca ölü var içerisinde gibi. İçinde bunu yaşayan ile, ya da benim evimde hiçbir şey yoktu ama uzaktan izliyorum gibi. Birazcık önemli bir şey söyledim biraz önce. Yani deprem bunun tetikleyicisi de olabilir dedim. Bu acıyı en ağır şekilde yaşamak çok sıkıntılı. Ona hiçbir şey demiyorum ama o şekilde yaşayan ile daha hafif yaşayanın bile içinde öncesindeki işte olgunlaşma süreci diyebilirsin. Onun kendi içindeki dualiteye ya da o entropi dediğin o kısma, bakış açılarıyla ilgili, kendiyle ilgili, kendiyle kurduğu ilişkiye dayanarak kişi çok daha keskin de geçirebilir. Yani ben bu evde otururken yine büyük bir kaygı yaşayabilirim. Hiçbir şey olmadığı halde. Çok daha zor yaşayan birisi daha farklı şekilde de geçirebilir diyebilir miyiz?
Tabii ki her insanın buradaki ego kapasitesi farklı, o ruhsal olgunluğu farklı. Bu konuda olgunlaşmış bir insan için bütün bunlar daha az acı verici ve daha az daha anlamlı ve kendisine ders çıkartıyor. Bu yüzden buradaki işte ruhsal olgunluk önemli. Ruhsal olgunluğumuz geliştikçe bu tarz olayları da handle etme ya da yumuşatma kapasitemiz artıyor. Bu yüzden bu değerli bir şey. Ama çok ego gelişmemişse çok ağır travma olarak yaşıyoruz ve deneyimliyoruz. Orada işte destek daha fazla önem arz ediyor. Bir başkasının desteği, bir başkasının rehberliği. Anlatabiliyor muyum? Ağır yaşadığında kişi bunu. Çocuklar mesela. Ağır yaşar. Ego gelişmemiştir. Travmatik olur. İşte annenin sağaltıcı yanı, babanın sağaltıcı yanı o kadar değerlidir ki o çocuğun anlamlandırması için. Ve içimizde bir çocuk var. Eğer o sağaltıcı güçlü tarafı ebeveynlerimiz bize yeteri kadar vermediyse bu tarz travmalarda o içimizdeki yaralı çocuk da etkileniyor. Ve o çocuğun zaten aslında sıkıntısı baş gösteriyor ve psikolojik takım sıkıntılar yaşıyoruz. Temel güven sorununun kaynağı zaten o dönemden gelen bir şey. Bu yüzden terapi gerekiyor işte belki. Terapi bu süreçte çok anlamlı ve çok etkili olabiliyor. Evet, yani duyguyu ifade etmekten önce duyguyu anlamak, duyguyu belki kabul etmek, seansta duygunun ya da işte yardım, profesyonel yardımda duygunun ne olduğunu işte öfkeyle dedin ya, yani ölene bile öfkelenebiliriz dedin. Duygunun ifade edilmesine yardım etmek, hangi usulle çalışıyorsanız artık, nasıl usulle çalışırsanız çalışın ama travma ile çalışıyorsak anladığımız öncelikle o duyguyu bir güçlü bir şekilde dışarıya çıkarmak. Aynen. Arkasından da bu duygunun düzenlenmesine yardımcı olmak aslında. Aynen. Bilinç koyarak onu regüle edecek sistemleri geliştirmek kişide. Şimdi duyguyu niye değiştirdiniz? Çünkü duygu kanalı bizim için biraz şey bir kanal. Öğretilmemiş bir kanal. Özellikle bizim Türk kültüründe duygular çok fazla üzerine durduğumuz unsurlar değildir. Daha çok düşüncedir. Ebeveynlerimiz de bize bunu yapmıştır. Duygularımız göz ardı edilmiştir. Oysa duygular bize aittir ve biz o duyguları genellikle iyilerini deneyimleriz. Güzellerini, mutluluk gibi işte ya da şey gibi ne derler sevinç gibi filan. Onlar daha toplum tarafından kabul edilebilir duygulardır. Ama bir değersizlik, bir yetersizlik, bir korku ya da daha fazla yalnızlık duyguları hep bastırılmıştır ve yungan baktığımız zaman gölgedir onlar. Bunlar açığa çıkartılmalıdır çünkü onlar da bize aittir. Ve biz onları açığa çıkartamazsak biz bütün olamayız. O yüzden Jung şöyle der. Şeyin deneyimi, dualitenin yani olumsuzluğun deneyimi yaşanmadan bütünlüğün deneyimi yaşanmaz. Yani olumsuz olan şey neyse içimizde, öfke de olabilir, haset de olabilir, kin de olabilir, nefret de olabilir, sapıklık da olabilir. Bakın şimdi sapıklıktan deyince da çok şey yapılabiliyor. Yani içimizdeki ego o kadar farklı ki, yani nefs, it ya da. Onu da biliyor musun? Her insanda çok farklı bir boyut. Ve bunlar tabii ki bunları teslim olarak hareket etmek anlamını taşımıyor kişilikte. Bunları fark edip dönüştürmek burada önemli. Olgunlaştırmak zaten. Yani bu Jung'a göre işte gölgenin açığa çıkması bir süre sonra bize hizmet eden bir şeye dönüşüyor. Yani bu duygu olumsuz da olsa, kin de olabilir, nefret de olabilir, haset de olabilir, korku da olabilir. Biz ona ışık tuttuğumuzda, aydınlığa kavuşturduğumuzda o aydınlığa çıkmakla yetinmiyor. Bizi yapan unsur olarak bizim hazinemize dönüşüyor ve bize katkı sağlayan bir unsura dönüşüyor. O yüzden mesela birçok şeyde gölge öldürülmez masalda. Gölge eğitilir. Gölgenin üstüne sonrasında bilinir. O vahşi at gibidir, vahşi bir hayvan gibidir. Onu eğittiğin zaman sana güç verir, sana bir katkı sağlar gelişiminde. Duygular da böyle aslında. Yani duyguları dışa vurmak, anlamlandırmaya çalışmak, kendimizi öyle bir parçamızın varlığını kabul etmek çok değerli. Tabii onu bilinçle sonra dönüştürüyoruz, olgunlaştırıyoruz. O öyle kalmıyor işte. Ona da değişim ve dönüşüm diyoruz işte Jung perspektifi. Ve bu bilinç alanımızı genişletiyor. Bunu böyle yapabilmek ve insanın hayattaki görevi de bu aslında. Bunu yapabilmek. Olgunlaşmak dediğimiz şey bu. Terapide de bunu yapıyoruz farkındaysan. Saklı kalan, gizli kalan ne varsa konuşmak, değiştirmek ve dönüştürmek. O yüzden Jung salgınlar ve hastalıklar tesadüfen yaşanmazlar. Yeni yönleri keşfetmemiz, başka bir yaşam yolunu deneyimlememiz için göstergeler olarak bizlere hizmet ederler. Bu manada bunu kolektif olarak da düşünürsek yani her depremin bireysel, kişisel bazda bir tecrübe alanı var olduğu gibi kolektif olarak da var. Çünkü
ne yapıyoruz? Binalarımızı sorguluyoruz. Devlet görevlilerimizi sorguluyoruz değil mi? İnsanlarımızın bilincini sorguluyoruz. Bizim vicdanımızı, kendi vicdanımızı sorguluyoruz. Ben ne yapabilirim burada diyoruz. Hani tamam ben etkilenmedim ama ben ne yapabilirim? Bencil mi davranıyorum? Özgeci mi davranıyorum? Bütün bunlar hepimizde birer sorgulamaya dönüşüyor ve hepimize bir yaşam yolu, yeni bir yaşam yolu açma fırsatı doğuruyor aslında bu açıdan bakarsan. O yüzden tesadüf değil. Hiçbir şey. Devam edeyim. Leonard Cohen'in harika bir sözü var. Kusursuz, kusursuzluğu unutun. Her şeyde bir çatlak vardır. Işık içeri böyle girer. Bu da çatlak da deprem konusu olunca anlamlı. Bu yüzden bizim işte ego idealimiz her şeyi sürekli bir mutluluk idealiyle yaşamamızı doğuruyor konforda, haz alarak. Ki bunun kapitalist kültürde bunu besliyor farkındaysan. Sorun yaşama, sıkıntı yaşama, sürekli enerjik ol, sürekli üret, sürekli heyecan yaşa filan. Böyle bir dünya yok. Ve kusursuzuz da değiliz. Ve kusurlarımız bazen böyle bir çatlakla açığa çıkıyor ve yüzleştiriyor. Ve bizim olgunlaşmamız için de bir önemli gösterge haline dönüşüyor. Hayat bu şekilde işliyor. İnişler ve çıkışlarla ve öğrenerek. Ama kusursuz olma çabamız varsa ya da hayattan kusursuzluğu bekliyorsak bu büyük bir yanılgı. Ve hayat böyle akmıyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Acı yaşanması gerekiyor yani. Acı çekmeden değişim ve dönüşüm olmuyor. Ama burada mazoşistlik bir acıdan bahsetmiyorum. Viktor Frankl'in harika bir sözü var. Eğer bir kişi için acı kaçınılmazsa o acı onun yaşayacağı en asli görevidir. Ve kimse o acıyı onun adına yaşayamaz ve hiç kimse kurtarıcı olarak gelip onu oradan çıkartamaz. Bu önemli bir gerçektir. Acı olgunlaştırıcıdır ve biz hayatımızda zaman zaman acıyla karşı karşıya kalırız. Değiştirebiliyorsak maruz kalmamak en sağlıklı olanıdır. Ama değiştiremiyorsak da kaçınılmazsa o acı, değiştirmemiz gereken şey kendimizizdir. Bu da anlamlıdır. Kendimiz bir şey değiştirmek. Yani mevcut koşulları değiştiremiyorsak, depremi değiştiremedik mesela. Kontrol edemedik. Depreme maruz kaldığımız travmayı da değiştiremedik. Bu an, şu anlama geliyor. Kendimizi burada nasıl değiştirmeliyiz? O yüzden burada kabul önemli bir konu. İşte Carl Rogers senin söylediğin şeye giriyoruz Ayşe Hocam. Merak edilen paradoks çünkü kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde değişebiliyorum. Hı. Kendimi olduğum gibi kabul etmek çok değerli ve önemli. Her şeyle, artılarıyla ve eksileriyle. Ve krizler bize bunu sağlıyor aslında. Bizim karanlıkta kalmış bir yönümüzü göstermeye çabalıyor. Bunu doğru okursak kabul edip değişim gerçekleştiriyoruz ve değişim kendiliğinden geliyor. Çok enteresan bu. Yani biz terapide de öyle oluyor. Bazen eskiden teknikleri çok uygulardım bu arada ben müdahaleleri. Şu anda biraz müdahalelerden geri çekildim. Çünkü müdahaleler bir engel gibi görünmeye başladı bana teknikler terapide. Kendimi biraz oraya alın arkasında gizliyormuş gibi hissediyorum. Şu anda sadece onun hayatında yapıcı, onarıcı, güç verici bir rolle hareket etmeye çalışıp onun tüm hikayesini kabullenmesini istiyorum ve destekliyorum, açığa çıkarmasını istiyorum ve emin ol çok daha güzel değişimlere yol açıyor bunlar. Kabul ediyor çünkü. O seni çanak tutmanla, seni teşvik etmenle ve değişim kendiliğinden geliyor. Bu manada insan olarak bizim içimizde onarıcı, düzeltici, düzenleyici harika bir güç var. Hepimizin için. Aslında kahraman o. Biz çok güvenmiyoruz ona. Güvenmediğimiz için de sürekli bir işte kurtarıcı bekliyoruz. Sürekli bir acıyla arabeske bağlıyoruz. Bu niye oldu filan diye işte üç aşamadan dördüncüye geçemiyoruz. Buna güvenmeliyiz bence. Bunu ben terapide çok güzel görmeye başladım. Çok acılar yaşayan insanlar geliyor karşıma. Çok travmatik öyküleri var. Yani anlatsam burada yani gerçekten birçok insanın duygusal olarak etkileneceği öyküler ama insanoğlunun o onarıcı, o güçlü, her ne yaşamış olursa olsun onu değiştirici gücü var ya, o çok büyüleyici bir şey. Harika bir şey. Ve bu hepimizin içinde var. Ve hepimizin içindeki bilinmeyi bekleyen kahraman bu aslında. Bunu açığa çıkardığımızda değişiyoruz ve aslında bunların hepsi bizim işlememiz gereken madenlerimiz. Egosal baktığımız zaman bunların hepsi kötü, lanet şeyler, berbat, kapatılması gereken şeyler ama daha kendilik boyutundan, kahraman boyutundan baktığımız zaman bizim gerçeğimiz, bizim hikayemiz ve bizim tarafımızdan işlenip kendimiz olma sürecimizde bize katkı sağlayacak unsurlar. Bu bakış açısı. Bunu buldurmaya yardım ediyorsun aslında, ediyoruz. Çünkü güvenmiyoruz ama bilmiyoruz da. Yani neye güvenip güveneceğimizi bilmedikleri için gelen yardım isteyen o güçlü ya da gerçekten hani egosunun da ya da o işin içinden çıkabilecek güçlü parçasının farkına vardırmasına da yardımcı oluyor gibiyiz. Evet öyle.
Yani bu manada içimizdeki güce güvenmeliyiz. İçimizdeki kahramana güvenmeliyiz. Bu çok önemli ve değerli. Ne yaşamış olursak olalım her şeyi değiştirme gücü içimizde var. Yani kriz olarak da söylüyorum. Yani bu yeter ki bizim tarafımızdan cesaretle, iradeyle, kararlılıkla ele alınır. Kozmosa dönüştürür o zaman. Kaos kozmosa evrilir. Bu iradeyle olur, bilinçli olur. Ama kaos içinde de kalabiliriz. Bir ömür kaos içerisinde de geçeriz. Ve sonra ruhumuz ölür. Ondan sonra da hiçbir şey deneyimlemeyiz ve robotlaşırız ki %90 insan böyle yaşamakta aslında. Eric Fromm'u okursanız bilirdir. Özgürlükten Kaçış diye bir romanı vardır. Kitabı vardır daha doğrusu. Roman değil. Onun hikayesinde aslında çoğu insanın ruhunu öldürdüğünü ve bu krizlerde tepki verme becerilerini bile kaybettiklerini söyler. Çok da anlamlıdır. Çünkü birçok insan duygularından kopuk bir yaşam sürmektedir. Vazgeçmişlerdir. O yüzden Paulo Coelho'nun çok çok güzel bir sözü var. Birçok insan vazgeçti. Üzülmüyorlar, ağlamıyorlar. Hiçbir şey hissetmiyorlar. Sadece zamanın geçmesini bekliyor onlar. Ruhlarını öldürmüşler. Sense ağlıyorsun, üzgünsün, korkuyorsun. Bu senin hala ruhunun canlı olduğunun göstergesidir. Eğer böyleyse bugün deprem bunları da bizde yaşatıyorsa, bunları hissettiriyorsa ruhumuz hala canlı ve bu çok önemli bir kazanım, önemli bir durum bence, pozisyon. Bunu fırsata çevirmek de bizim elimizde. Evet, gölgemizi kabul etmek dedim yani biraz önce, örnek verdim. Gölge aslında karanlık kardeşimiz, korkularımız, bağımlılıklarımız, kıskançlıklarımız, kibirimiz, hasedimiz, neyse artık bastırdığımız kötü tarafımız. Biz ondan kaçtıkça işte böyle bizi kontrol altına alıyor. Peşimizden geliyor ve sonunda bizi boğmak istiyor. Ama biz onunla yüzleştiğimizde masallardaki kahramanlar gibi kurtla, cadıyla, içimizdeki şeytanla biz onu sarıp sarmaladığımızda o küçülüyor. Yok olmuyor bu arada. Küçülüyor ve bize dahil olmaya başlıyor. Bu çok güzel bir deneyim. İşte bu kahramanca yapabilmek olayı. Kahraman perspektifi bu. Üsttekinde de kurbanız. Kaçan taraf. Gelişime direnen taraf. Kabuk değiştirmek istemeyen taraf ve bir süre sonra o kabuğun bizi sıkıştırması ve hayatımızı daha beter bir acıya dönüştürmesi. O yüzden de Paulo Coelho diyor ki gemi limandadır, limanda güvenlidir ama gemiler limanda beklemeleri için yapılmaz. Bu manada aslında hepimizin hayatımızda riskler var, krizler var ve biz yaşıyorsak, duygularımız aktifse o krizlerden öğrenmek için varız, işleri değiştirmek için varız. Tamam çok sarsıcı, çok acı verici ikimiz için ama geldiyse anlamlı. Geldiyse anlamlı ve bunu bu bakış açısıyla değerlendirip kaosu iradeyle dölleyip kozmosu dönüştürmek bizim elimizde ve o harika bir alan yaratıyor. Harika bir doğum gerçekleştiriyor orada ve bu depreminde birçok insan için oluşma nedeni bence bu. Ve bunu bu şekilde yorumladığımızda güzel fırsatlar açığa çıkıyor. Joseph Campbell da der ki girmeye korktuğun mağara umduğun hazineyi saklıyor olabilir. Yani aslında bu kahramanın yolculuğu perspektifinden bakarsak işte iniş dışımız mağara, korkularımızla gölgelerimizle yüzleşmek. Ama gölgelerimizle yüzleştiğimizde hazinemiz açığa çıkıyor. Aslında bizi biz yapan unsurlar da bize dahil oluyor. O yüzden Sezen Aksu'nun şarkısında dediği gibi ne diyordu, öyle bir şarkısı vardı Ayşe Hocam. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir diyordu ya, hangi şarkısıydı? Biliyor musun? Son öyle devam ediyor. Gerisini bilmiyorum ama. Hikaye güzel bir felsefe barındırıyor o şarkı. Şimdi aklıma geldi. O yüzden bizim hikayemizde de böyle hazineler var keşfedilmeyi bekleyen ama üstünde gölge oturuyor. Maslow da diyor ki eğer bilerek gerçekte olduğundan daha küçük olmayı planlıyorsan o zaman seni uyarıyorum yaşamının geri kalanında mutsuz olacaksın. Aslında işte yolculuğumuz kendimizi bulmak, kendimizi geliştirmek, değiştirmek ve dönüştürmek için ve her birimizin bir misyonu var bu hayatta yapmamız gereken, bizden beklenen. Yani bir kelebeğin aslında tırtının kelebeğe dönüşmesi gibi. Jung da bunu söyler. Yani yaşamdaki asli görevimiz içimizdeki tırtılı bir kelebeğe dönüştürmektir der. Ve biz koza içerisinde bunu yaparız. Ve o tırtıl gelişir ve kelebeğe dönüşür. Ama çok az insan buna cesaret eder ve kelebek olur. Hatta bununla ilgili bir araştırma okumuştum. 10 bin kozadan bir tane kelebek çıkıyormuş sadece. Diğerleri koza şeklinde tırtıl olarak ölüp gidiyorlar. Kozadan çıktıktan sonra tırtıl olarak da ölüp gidenler var. Dolayısıyla kelebek olmak istiyorsak aslında yolculuğumuza kahraman gibi devam etmemiz anlamlı. Çünkü kendimizi gerçekleştirmek buradan geçiyor. Yani acıyı yaşayarak, deneyimleyerek, güzel şeyleri de deneyimleyerek tabii. Sadece acı değil, güzel duyguları da deneyimleyerek bir sentez açığa çıkarmamız bizim hayattaki önemli misyonumuz. Ve bunun olmasına izin vermememizin her zaman için bir bedeli var. O bedeli de yaşatıyor bize hayat. O yüzden
Yok der ki gölgeler açığa çıkarken aslında dünyayı tamam etme görevini yerine getiririz. Bu şu anlama taşır. Dünyanın bir parçasıyız ve içimizdeki yapılanmayı sağladığımızda gölgelerimizi bilince taşıyıp kendi yapbozumuzu, bir yapboz gibi düşünürsek mesela kendi içimizdeki ruhsal yapıyı, açık parçalarımız var. Ve o açık parçalarımız bizim tarafımızdan keşfedilmeyi bekliyor bilinç dışında. Ve biz onları bulup dönüştürüp gereken kendi ruhsal yanımızdaki parçayı yerine koyduğumuzda kendimizi buluyoruz. Ve kendimiz olduğumuzda da aslında dünyadaki büyük yapbozdaki yerimize girme gibi bir donanım elde ediyoruz. Ve bu da işte bizim hayat misyonumuz. Ne için varız? Bunu sorgulamak. Belki bu deprem bunun için var. Niye yaşıyoruz? Hayattaki misyonumuz ne? Tamam para kazanıyorum, işte iş yapıyorum, şanım var, şöhretim var, şunun var, bunun var ama daha ötesinde ne bekliyor hayat benden dediğiniz zaman bunun cevabı işte kendin olmak ve dünyayı tamam etme. Ve orada öyle bir yapboz var ki burada mesela herkesin işte dükkan olarak düşünürsek herkesin dükkanı var, herkesin bir gireceği alan var ve kendimizi bütünleştirdiğimizde o yapbozun parçasının boşluğu bize ait. Kimse o boşluğu dolduracak değil, bizim yerimize doldurulmayacak. Biz orayı tamamlamakla görevliyiz. Misyonumuz hayatta bu. Bunu keşfedersek ve bu yolda ilerlersek hayat acısıyla tatlısıyla çok huzurlu, çok da anlamlı. Bu manada ben dinleyicilere bu soruyu sormalarını kendilerine istiyorum. Ne için yaşıyorum? Hayatındaki görevim ne? Ölüp gideceğim. Ama ne bırakmalıyım? Neye katkı sağlamalıyım? Dünyayı tamam etme görevimde benim yerim ne? Benim parçam ne? Kendi adıma ben bunu mesela bu genelde yaşamın ikinci yarısında Jung'a göre 30'lu yaşlardan sonra daha çok kurcalamaya başlar ve insanı bireyselleşmeye yönlendirir ya da yönlendirmez. Benim kendim anlamı ve mesela ben kahraman yolculuğu üzerine çalışan birisiyim. Bugün de bunu sunuyorum. Benim misyonum bu, bunu anlatmak. Bunu bulduğumu, keşfettiğimi hissediyorum. O benim bana müthiş bir heyecan veriyor, güven veriyor. Bunu yüzlerce defa anlattım bu arada. Her defasında çok büyük bir haz olarak anlatıyorum. Her defasında yeni bir şey öğrenerek anlatıyorum. Her defasında müthiş bir huzurla anlatıyorum ki birilerine faydalı olduğunu hissederek anlatıyorum. Ve ben ömrüm yettikçe de bunu anlatmaya devam edeceğim. Benim misyonumu bu şekilde devam ettireceğimi düşünüyorum. Birçok insan da bizi izleyenlerden eminim kendi misyonlarını bulanlar da vardır aralarında. Meslek olarak, yaptıkları uğraş olarak. Ama bulmayanlar için aslında bütün bu yolculuğun temelinde kendi potansiyelimizi açığa çıkarmak var. Bunu da gölgelerle yüzleştikten sonra yapabiliyoruz. O yüzden şu sözle bitireyim. Sonra soru alalım. Kime gidersen git kendine döneceksin. Çölünü yürü, dağını aş, denizini geç. Başkasında aradığını kendinde bulacaksın. O yüzden tüm yolculuk aslında kendimizden kendimize. Bunu bu şekilde anlamlandırırsak bizim için büyük açılımlar meydana getirecek diye düşünüyorum. Evet. Buradan da beni takip etmek isteyenlerse olursa bu tarz paylaşımları merak edenler, kahramanın yolculuğunu merak edenler buradan da ulaşabilirler. Enstitüden de ulaşabilirler bana. Bu şekilde bir anlama yapalım Ayşe Hocam. Evet, soru burada varsa bir alalım. Şey vardı daha önce. Tabii direkt bir şeyden bahsetmedin ama Gülşah Koç sormuş. Hocam mitoloji kitapları okumak istiyorum. Yeni başlayacaklar için hangilerinden başlayabilirim gibi bir soru sormuşlar. Yani Joseph Campbell'ın kitaplarından başlayabilir. Gülşah, bizim Soma'daki Gülşah Hocam. Değil. O değil, pardon. Mitolojinin gücü var Joseph Campbell'ın. Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu kitabı da var ama biraz ağır olabilir. Mitolojinin gücü var. Jung'un kitapları var. Mitoloji yani ve... genel kitaplardan da bahsedebilirsin. Tabii öyle de bir soru da var. Yani sadece mitolojik değil. Bu anlamda okunabilecek kitaplar diye sormuşlar. Jung'un kitaplarının hepsini tavsiye ederim. Yani Jung'un yeni başlayanlar için, yeni başlayanlar için Jung diye bir kitap var. Böyle çizgi roman şeklinde. Analitik psikoloji, anılar, düşler, düşünceler, keşfedilmemiş benlik, Erik Fromm'un kitabından bahsettin anlatırken. Erik Fromm özgürlükten kaçış, sevme sanatı. Mitolojiler. Evet. Masallar. Var, masallar var. O da güzel bir kitap. Olmak ya da sahip olmak ya da olmak. Harika bir kitap. Onu bulurlarsın. Evet, evet, evet bak. Erik Fromm'un özgürlükten kaçış. Ondan sonra neydi? Sevme sanatı zaten çok bilinen bir kitap. O da harika bir kitap. Erik Fromm, Jung, Campbell. Campbell'ın tüm kitapları. Otto Rank tavsiye ederim. Otto Rank de çok güzel kahramanın örüntüsünü anlatmış. Benim kitaplarım diyeceğim şimdi. Araya ben reklam sokayım o zaman. Uyanış, Kişinin Gizli Kodları, Dönüşüm kitabım var bir de. Özgür Ruhlu Çocuklar Yetiştirmek. 3 tane kitabım var şu an piyasada. Onları nacizane tavsiye ederim. Onları da bu konulara irdeledim. Merak edenler olursa belki alırlar, okurlar. O şekilde. Evet, bir aradan bir
Soru gelmiş. Ali Osman Demirci demiş ki iyilik ve kötülük ne demektir acaba? Konudan farksız olabilir belki. Belki de değil. İyiliğin ve kötülüğün ötesinde diye Nietzsche'nin harika bir kitabı var. Onu okumasını tavsiye ediyorum. İyinin ve kötülüğün ötesinde. Jung'a göre de iyi ve kötü aslında bütünleşmeyi bekleyen unsurlardır ve olmaktansa bütün olmayı tercih ederim. Aslında adil olmaktır bu. Ve kötülük de bize aittir, iyilik de bize aittir. Adalet erdemi açığa çıktığında bunların ikisi de anlamını yitirerek akışta yerini bulur yani. Öyle anlattım. Çok felsefik bir cevap verdim ama. İyinin ve kötünün ötesinde Nietzsche'nin kitabı ama bunu güzel açıklar. Evet. Sana teşekkürler var bolca. Çok yararlı, çok güzel. Teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim dinledikleri için. diyorlar. Güzel Çok faydalı diyorlar. Ağzına sağlık. şöyle söyleyeyim. Kahramanın yolculuğu benim için önemli ve değerli. Şu an kriz yaşayan insanlar için de eminim bu anlattıklarım çok anlamlı. Çünkü her insanın ruhunda bir parça dokunacak bir konu barındırıyor. Şu an için güzel gelen ama hala hayatına uygulanabilirliğini sorgulayan insanlar da olabilir. Bu da çok doğal. Ben Kahraman'ın ilk yolculuğunu Murat hocam vardı. Ben Jung'la ilgileniyordum o zaman. Kahraman'ın yolculuğunu bana söylediğinde ilk başta güzelmiş falan deyip geçiştirmiştim. Sonra bir sene sonra hayatımda büyük bir makro krizle beraber, bir sağlık sorunları vesaireyle beraber Kahraman'ın yolculuğu tekrar karşıma çıktı ve ona tutunarak ben baş etme becerisi sağladım. Yaşadığım krizlerle ve anlamlandırdım. Aslında dönüştürerek bugünkü hayatıma katmaya çalıştım ve insanlara da aktarmaya çalışıyorum bu yüzden. Bu manada bu konu anlamlı ve derinleşirseniz aslında birçok insanın felsefi ya da dini görüşüyle de çok paralellik arz ediyor. Yani çok farklı şeyler söylemiyorum ve bunları birçok inanan insana da çok anlamlı ve kendi inançları doğrultusunda çok da tutarlı gelecektir. Ama anlam sorunu yaşayan insanlar için kahramanın yolculuğu bir paradigma verebilir ve hayatta çok büyük katkıları olabilir. YouTube kanalımda benim bunlarla ilgili kahramanın yolculuğu konferanslarım oluyor. Arada bir sen de takip ediyorsundur. Evet, Yapıyorum. Onlar da beni takip ederlerse kahramanın yolculuğunu sık sık yapıyorum. Her yapılışımda da farklı yapıyorum bu arada. Bunlardan farklı bir akış olabiliyor. Ne kadar içselleştirirlerse o kadar iyi olur diye düşünüyorum hayatlarına katkı anlamında. bir suya iki kez girilmez diyorsun. Yolculuk yaparken her yapışta farklı yapıyorum derken, Aynen öyle. değil mi? Evet. Evet. Onun için tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Çok da keyifli, güzel oluyor. Hepimizin Doğru. hikayesi var burada. Arketipsel bir konuyu anlatıyorum ve bu arketipler bizim içimizde ve hepimiz bize hitap eden yanları var. Bu yüzden ben anlatırken sıkılmıyorum. İzleyiciler de çoğunlukla sıkılmıyor. Çünkü kendi hikayeleri, benim hikayem. Benim hikayem sizin hikayeniz, sizin hikayeniz benim hikayem. Dolayısıyla bu yolculukta birbirimize anlam katmak için varız ve bunu burada da kısa bir süre içerisinde de umarım gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekleştirdik. Bugün biraz konuyu anlamlı olacak şekilde değiştirdik. Farklı bir yerden baktın aslında. Çünkü bu süreç içerisinde hepimiz belki okumuşuzdur, izlemişizdir, dinlemişizdir. Halen de var birçok şeyde, mecrada diyelim. Yani işte travmaya bakış, travmaya nasıl çalışacağız, nasıl başa çıkacağız, kendimizi nasıl anlayacağız. Ama buna bir farklı bir taraftan baktığını gördüm. Çok da güzel geldi. Yani yeni bir bakış açısıyla bakarsak neler olabilir? Kendi adıma onu öğrendim. Daha önce de dinlemiştim ama evet gerçekten başka bir taraftan gördüm. Onun için biraz standart bir anlatım olmadı. Güzeldi. Keyifliydi. Böyle ağzımız açık. 2 saattir neredeyse, 1,5 saattir dinliyoruz seni. Bu anlamda destek verdiğin için de İzmir Şube olarak teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde de herhangi bir şekilde destek almak isteyenler olursa İzmir Şube adına kendim, arkadaşlarım içerisinden de eminim destek vermek isteyenler vardır ama biz buradayız. Psikolojik danışmanlar ve psikologlar, terapistler olarak bize de ulaşabilirler diye düşünüyorum. Ama ilk önce yaşayacağımızın bu travmayla başa çıkmaktan önce travmayı bir hazmetmek, bir anlamaya çalışmak, bir duygumuzu anlamaya çalışmak, bir bu yasla ilgili sürecimizi
kendi adımıza ya da böyle bir grup olarak yaşamaya fırsat vermeye çalışacağız gibi geliyor. Ama ardı sıra gelecek olan psikolojik destek ve profesyonel yardımlar konusunda da her anlamda hem şube olarak hem burada çalışan arkadaşlarım olarak açık olduğumuzu söylemiş olayım bu vesileyle. Ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Serkan'ın teknik desteğine sağlık, ona da teşekkür ederiz. Enstitünün merkezimiz bizi bu anlamda oldukça destekliyor ve bütün altyapıyı sağlıyorlar. Onlara da teşekkür ederim. Bütün dinleyenlere teşekkür ederim. Yaklaşık inişler çıkışlarla birlikte 80-100 kişi dinledik seni burada. Çok güzel. Evet. Sorular soruldu. Sanıyorum bu kaydedilip kanala da konuluyor diye biliyorum ben. Bizim YouTube kanalına da koyuluyor. Oradan tekrar dinlemek isteyenler olursa dinleyebilirler. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler desteğin için. Serkan'a da teşekkür ederim desteği için. Enstitümüze de teşekkür ediyorum davet ettikleri için. Çok sağ olun. Katılımcılara da çok çok teşekkürler. Onların enerjisini hissettim. Göremesem de. Onlar da sana bir dolu teşekkür etmişler. Çok sağ ol diyorlar. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Adını sayamayacağım kadar çok kişi teşekkür ediyor sana. Tamam, ben de çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Katkı sağladıysam güzel bir iş yaptım. Bugün iyi, rahat uyuyacağım. Sağ olasın. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.